14 Temmuz sabahından günaydın. TV100 ekranlarında 10'dan 12'ye başlıyor. Saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Bugün itibariyle artık hem 15 Temmuz'u hem FETÖ ile mücadeleyi konuşmaya başlayacağız. Ama gündemin ilk sırasında Rize ve Artvin'deki afet var. Aşırı yağış ve sonrasında gelen seller, can kayıpları, ardından korona meselesinde son durum, ekonomideki rakamlar, veriler ve tablodaki genel hani işaretler, ardından da Ayasofya ve yeni siyaset meselesine konuşacağız. FETÖ ile mücadeleye uzunca bir yer ayıracağız. Sevgili konuklarım, gazeteci yazar meslektaşımız sevgili Aytun Çerkin bizimle. Günaydın, hoş günaydın. Geldiniz Aytun. Ve ötekiyle uzlaşmanın yolculuğu, daha önceleri de konuk ettiğimiz sevgili Tarık Çelenk yeni kitabıyla bizimle birlikte. Tarık Bey hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Birazdan Ankara'ya da gideceğiz. 15 Temmuz için özel hazırlanan bir tren var. Onun hareketi de ekranlarınıza gelecek ama önce Rize'de ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Hani her sene bu mevsimde, yaklaşık 10 yıldır ben bu sene bu mevsimlerde Doğu Karadeniz'deki selleri artık kanıksamış durumdayız. Ama her seferinde de can kaybı, her seferinde de büyük zarar var. Bir oradaki durumu şöyle topluca bir izleyelim, sonra konuşmaya başlayalım. Arabaları önüne katıp sürükledi. Caddeler, sokaklar sular altında kaldı. Sağanak yağmur bastırdı, dere öyle kabardı ki debisi büyük bir nehri bile aştı. Yarı, ne kadar götürürsün? Bir saat anca. Sonunda da yatağına sığmadı, taştı. Buralar altında almak aldığınız zaman ya. Adamın odunları açıp iyi yapmıyor. Rize'nin Çayeli ilçesini sel bastı. İlçe sakinleri evlerinin balkonlarından olanları endişe içinde izledi. Ya burada durmamız da doğru değil ha. Efendim aynı. Sel nedeniyle çökme tehlikesi belirince ilçedeki köprü kapatıldı. O esnada köprünün üzerinde bulunanların panik halinde koşarak uzaklaşmaları dikkat çekti. İlçenin sular altında kalması uzun sürmedi. Binaların yanı sıra araçlar da suların altında kaldı. Araçlar selde sürüklendi. Her şey cadde ve sokakları basıp yüksekliği 2 metreye yaklaşan suların altında kaldı. Allah'ım sen afetlerden koru ya Rabbi. Sağanak sel getirdi. Rize'deki Ağran Şelalesi taştı. Şelalenin suları metrelerce yüksekten tonlarca döküldü. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. Allah'ım sen afetlerden koru ya Rabbi. Şairler Deresi de taştı. Taşan derenin suları önüne ne kattıysa götürdü. O anlar kameralara böyle yansıdı. Yol sel nedeniyle trafiğe kapandı. Araçlar suya gömüldü. Araba sahibi yok mu ya? Yok ya. Şu azalacak su. Şu anda 12 köye
ulaşım konusunda problem yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. İçişleri Bakanı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı sel bölgesine gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu. Sonrasında kameralar karşısına geçti. 12 köye ulaşılamadığını söyledi. Yaralı ve kayıp sayısını açıkladı. Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz. Aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu, bir de kaybımız var. İnşallah o köylere ulaşma konusunda da çok ciddi bütün ekiplerimiz çalışma yapıyor. 12 tane köyle ilgili ulaşımımız yok ama irtibatımız var. Yani orada bir problem olmadı, bilgisi var. Sağanak yağış sele, sel heyelana neden oldu. Felaketler peş peşe geldi. Can kayıpları, yürekleri dağladı. Akbin'in Yusufeli ilçesini etkisi altına alan sağanak yağış sele döndü. Sel Yusufeli barajı şantiyesini sular altında bıraktı, işçiler dehşeti yaşadı. Yusufeli baraj inşaatı çalışanı Musa Taşdemir, sel ve heyelan anında aracından inerek kaçmak istedi. Ama başaramadı, sele kapıldı. Yaralı kurtarılan Taşdemir hastaneye kaldırıldı. 59 yaşındaki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Heyelanlar nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu da ulaşıma kapandı. Yolda seyir halinde olan otomobil toprak altında kaldı. Otomobilde 3 kişilik bir aile vardı. 53 yaşındaki baba Mustafa Sönmez'le eşi 49 yaşındaki Müşerref ve 16 yaşındaki çocukları Salih'in cansız bedenleri bulundu. Süleyman Soylu bölgede ziyaretlerini ve tespitlerini sürdürüyor. Bu arada altta okudunuz, sabah son dakika bilgisi olarak geçti. Türk Edebiyatı'nın önemli ismi, kadın yazarlarımızın en seçkinlerinden sevgili Adalet Ağaoğlu'nu bu sabah itibariyle kaybettik. Aramızdan ayrıldı. 91 yaşındaydı. Hakikaten silinmeyecek izler bıraktı. Türk düşünce hayatında, edebiyatında çok özel bir yeri olacak. Sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Bu sel meselesini mi konuşmak istersiniz efendim? Önce hangisiyle başlamak istersiniz? Selden başlayalım değil mi? Selden mi? Yani bu artık yani yaşamamız gerekirken... Yani her yıl periyodik olarak bu dönemlerde... tekrar eden bir olay. Özellikle Karadeniz'de, bazen İstanbul'da falan da buna benzer oluyor. Yani bunu üç boyutta almak lazım diye düşünüyorum. Birincisi bunun dünyadaki genel ekolojik iklim değişikliği ile ilgili. Yani Türkiye yavaş yavaş tropikal bir iklime kayıyor. Ama ikinci, bence en önemli belirleyici faktör de Türkiye'de bu ilçelerin, illerin betonlaşması, altyapısız olması. Buradaki en büyük problem, 1950 yılından bu yana biz devlet ve günlük siyaseti iç içe koyduk. Yani hiçbir siyasetçi, yani siyasetçi oy alma kaygısı taşıyan bir insandır. Yani gerek yerel siyasette gerek merkez siyasette uzun vadeli kimse, hiçbir siyasetçi plan yapamaz. Yani şu günkü sistemde. Böyle olunca hiçbir altyapı, ne büyük şehirlerde ne işte yeşille ilgili, Karadeniz özellikle hiç hata affetmez. Bunlar tekrarlanıyor. Artık toprak isyan ediyor görüldüğü gibi. Yani yazık bunlara. Bu şekilde her zaman tekrarlar, mümkün değil yani. Yani daha böyle HES'leri durdurmak isteyenler hep vatan haini muamelesi görüyor. Yani işte devlet görüyor. Yani devlet politikalarının kuralları ayrı olması lazım ama günlük oy ihtiyacı olan siyasetin, yerel siyasetin, işte bir belediye başkanı 4 yıl geliyor, 4 yıl için 2 yıllık icraat yapıyor, 10 yıllık yapmıyor. Yani siyasetçiler devamlı oy kaygısı içindeler. İşte seçim oluyor, birden erken seçim oluyor, 5 yıl mı 2 yıl oluyor. Yani bunu yapan, oy kaygısı taşıyan insan uzun vadeli 10 yıllık 20 yıllık plan yapması çok zor gözüküyor. Bu açıdan devlet erkeği de siyaset erkeğini kurumsal olarak ayrıştırmak gerekiyor. Yani bu çok önemli bir konu. Yerel yönetimlerdeki betonlaşma konusunda tabii, haklısınız hem ama. Hem kanunlar, kurallar, büyük şehirlerde de öyle aynı şekilde. Yani artık sular... gidebilecek mecra bulamıyor. Bulamıyor, doğru. Mümkün onu. Değil. Ama burada itiraf edelim, hani şimdi Artvin'deki daha iki hafta önce çok iddialı bir şekilde en yüksek dolgu alanı, çok derin bir vadi, Yusufeli Barajı'nın açılışı. Hani Sayın Cumhurbaşkanı aynı anda 50 tane barajı açıyoruz dedi. Şimdi onlardan 3 tanesi şu selin
müsebbibidir. Yani bunu artık söyleyelim ve korkmayalım yani. Ve bilmiyorum ne kadar daha can kaybedeceğiz orada ama toprağımız akıyor yani. Hakikaten toprağımız. Ve Karadeniz coğrafyası da ki şimdi Arap turistler de çok geliyor. Orada korkunç bir yapılaşma var. O güzelim yemyeşil alanların çoğu zaten şu anda bitmiş durumda. Sahilde artık ciddi bir çevre kirliliği var, hava kirliliği var. Var. Karadeniz yani Trabzon'dan şeye kadar, Rize'ye, Artvin'e kadar. Aytun Çakin ne dersin? Bu yapılaşma... Şimdi şöyle bir şey var. Çok net. Çoklu makine mimar mühendis odaları yapsınlar. Çoklu barodan sonra onların hepsini yapsınlar ki tabii, bunlara tepki duyulmasın. Şimdi 2000'lerden beri makine mimarların, mühendislerin hepsinin bu konularla ilgili açıklamaları var. Karadeniz'deki o Doğu Karadeniz sahil yolu. Dolduruyorlar. HES'ler vesaire. Tabii. Hocamın dediği gibi yani tam anlamıyla bir betonlaşmanın ürünü. Bir sistem sorunu aslında bu. Ve bugün iktidar hep şunu söylüyor ya, bu bir ihanettir. İşte inşaatta ihanettir, şu ihanettir, bu. Hep senin döneminde oldu. 2002 ile 2020 arasına baktığımız zaman sizlerin döneminde oldu. Yani bu can kayıpları kader değil artık. Yani yok, 1950'den sonra Türkiye'de 1950'den sonra her şey kayboldu artık. Yani bu evet, siyasi anlayışlar yani 1950'de 70'ler, 80'ler hepsi doğru dahil yani. O yüzden evet, mesela ben şeylere bakıyordum. Programa gelmeden önce baktım bu TMOB'un açıklamaları. 2015'te işte sahil yolu projesiyle ilgili net eleştirilerini koymuşlar. Bakın böyle tehlikeler var demişler. Niye dinlenmedi? Yani işte her şey siyaset, her şey vahşi kapitalizm ve bunun üzerinden yürüyecek sistem. Anlatabiliyor muyum? Şu an kapitalizmi de uygulamıyoruz artık zaten de. Yani o da kalmadı. Yani en azından bir kapitalizm denilen bir olgu vardı. O da yok şu anda. Herkes bir yere odaklanmış. Oradan gelecek bütün kararlara bakmaya başladı. Herkes vahşi bir şekilde. Ama can kayıpları yaşanıyor. Yani biz şimdi mesela düşünsenize, İstanbul'da hortum oldu. İmamoğlu hortuma niye müdahale etmedi diye açıklamalar yapılmıştı değil mi? Programa gelmeden önce düşünüyordum ben de. Ne olacak şimdi Artvin'de sel? Hadi kim müdahale etmedi? Rize'de sel, işte şurada sel. Yani bunları artık siyaset üstü bir sistem sorunu olarak bakmak zorundayız. Ve bu yapıyla da, bu iktidarla da aslında muhalefetin büyük bir bölümü de şu anda bunlarla ilgilendiğini zannetmiyorum. Evet yani. Yani hiç kimsenin umurunda bile değil. Herkes çok dar bir siyaset tartışması içine girmiş. Ama bir tarafta canlar gidiyor. Soma'yı hatırlayan var mı Allah aşkına ya? Kaç yüz kişi ya? Ya yani artık aklımız almıyor bunu. Tutulma bu, akıl tutulması. Yani bunu daha geçen hafta işte yani Hendek'te havai fişek patlaması. Dün akşam havai fişek atılıyordu işte bizim evin yakınlarında. Ya aklıma geldi benim. Üç gün oldu. Hendek'te yaşadık biz bunu ya. Yani insanların canı gitti. Tabii orada. O havai fişekler nedir ya zaten? Soğumadı toprak evet, altında. Yani bu bir sistem sorunu ve bu iktidarın özellikle son yıllarda geliştirdiği son 15 senelik politikalarına baktığımız zaman kaçınılmaz bunlar zaten. Ama ya mesela şu sahneler akıl alır gibi değil. Yani ne diyeyim, Tarık Bey, siz muhafazakar siyaseti iyi biliyorsunuz. Ve bu bölge halkı bunca sıkıntıya rağmen fikrini değiştirmiyor, söylemini de değiştirmiyor. Yani şimdi, bunların da kötü bir şey olduğu yani, hissiyatı içinde değiller. Yo. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ben de mesela işte Kapıdağ Yarımadası'nda yılın belli dönemini evet, yaşıyorum. Yani şimdi oradaki belediyecilik hizmetlerine baktığınız zaman inanın çöp toplamak için bile özellikle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlardan torpil yapıyorum ki çöpler toplansın diye. Şimdi bu ben şeyde de belirttim. Sağ siyasetin en önemli özelliği hizmetin ön planda olmasıdır. Evet. Hizmet ve servis. Her iş tamam olur. Yani sol siyasette de yani sonuç olarak Türkiye solunda da bu konuda çok büyük eksiklik var hizmet ve şey konusunda. Yani belki hiç iktidara gelemediklerinden de olabilir bu şey. Ama yani şimdi oradaki halk bakıyor, hizmete bakıyor. Yani işlerin düzelmesine onlar da kısa vadeli görüyor. Yani sonuç olarak Türkiye'deki politikacılarla bizim halkımızın göçebe karakteri birbirinden bağımsız değil. Yani göçebe kültüründe her zaman yani kendi üç kuşak sonrasında bir şey bırakmayı düşünmez. Nasıl olsa ben buradan bir yere göçeceğim der. Yani uzun vadeli yatırımlar yapmaz. Bu topraklarda ben yaşayacağım diye düşünmüyor belki. Yani biz Orta Asya'dan bu yana göçmüş bir toplumuz. Ancak yani işte İran'dan ya da Bizans'tan karşılaştıktan sonra yerleşmeyi öğrendik. Hala biz onun sıkıntılarını çekiyoruz. Hala bizim köylerim, mesela eski Rum köylerine bakın, bir de bizim işte şeyden Kavala'dan tabii, ya da Selanik'ten gelen Yörük Türkmenlerin köylerine bakın. O farkı hala göçebelik ve yerlik yönü görüyorsun.
Bence bu göçebe anlayışından kaynaklanıyor buradaki. Yani tamam, devletten beklememiz lazım, siyasetçilerden beklememiz lazım ama demin dediğiniz gibi halkın da çok büyük sorumluluğu var oradaki o süreçlerle ilgili. Yani siyasetçileri, devleti baskılamak, belli konularda gerçi sivil toplum şeyleri falan yapıyorlar dediğin gibi. Yani o da HES'lere karşı yani var, diğerlere karşı. İşte köylü ama kadın ancak geçmiş. Direnebiliyor. Yani içe geçmiş yani, içe maalesef ama tabiat... Geç de olsa, acı da olsa ince ince bilerini ödettiriyor yani baktığınız zaman. Yani, hani derler ya Allah'ın sopası yok derler ya. Işte, ama öyle yani, yani işte hayır, bu da mukadderat değil yani. Değil tabii. İnsan yapısı değil, gelen değil, bir şey. Çok çok bu determinal aralar, bir ilişki tabii. Evet. Tabii bu aralar nerede böyle büyük sel var diye ben bakıyorum. Hakikaten Çin'de var mesela. Yine Wuhan evet. bölgesinde falan var. Ne kadar Allah yapılaşma korusun, deprem. Deprem yani şu anda deprem olduktan sonra gene aynı şeyleri mi konuşacağız Allah korusun yani. Allah korusun. Biraz kitaptan da bahsedelim. Evet, çok teşekkür ederim. Ötekil Özdaşan'ın yolculuğu şöyle bir göstereyim. Yani benim bu kitabı özellikle vurgulamayan başka bir kitap olsa siz bu kadar şey yapmazdım, ısrar etmezdim ama bu kitabın özelliği şey, yani Türk sağının ötekiyle kurduğu bence tek özgün ve başarılı bir ilişkidir. 2005 yılıyla 2012 yılı arasında. Yani o dönemdeki Türkiye ortamında işte şöyle Türkiye'deki Kemalist yapıyla, ondan sonra Türkiye'deki eski özel kuvvetler subayları, eski PKK kişileriyle beraber Türkiye'de bir ortak bir çalışma oluşturulmuştu. Tamamen o çalışmanın hikayesi, o çalışmanın işte Kuzey Irak'a uzanan kısmı, ondan sonra Kıbrıs'a olan kısmı, Kıbrıs'taki kimlik bulanımı ve akil adamlar deneyimi ona bağlı olarak. Burada, Avrupa ayağı da dahil mi? Tabii Avrupa ayağı da dahil. Bu kısmen arşiv ama yarısı da tamamen eski anekdotlar. Osmanlı'dan bu yana bizdeki işte uzlaşma sorunlarımız var ya, uzlaşma kültürü, demokrasi kültürü, onun eksikliği, avantajları, dezavantajlarının kökenlerine inmeye çalıştık. Bir de arşiv ve belge, fotoğraf ve şeyler var. Eski çalışmaların özetleri var. O dönemle ilgili bir öz eleştiriniz var mı hiç? Var tabii canım. Yani Fethullah konusunda mesela, açılım konusunda. Hani gerçekten yani Fethullah konusunda biz baştan bu yana zaten. Hatta biz bu ekopolitik ilk başta başladığı zaman Avhan'ın bilir. Bizim hakkımızda işte şu ajan olmak, bu ajan olmak da var. İstanbul İl Müdürü bana İsmail Küçükay anlattı. Şey soruşturma başlatmışlardı. Yani bizim onlardan çok çektiğimiz belalar çok vardı, sıkıntı şey vardı. Fethullah'la ilgili bir yerim eleştiri yapmamış gerek yok. Çünkü hep eleştirmiştim. Hayır, ekopolitik çevresinin özellikle Sayın Abdullah Gül'le çok yakın bir temasları olduğu konuşulurdu. Yani onu bilirdik. Ben size takdim edeceğim. Okuyacağım zaten. Yani ben evet. sizi takip ediyorum evet, ve evet. Türk Sağ'ın Atlas'ını çünkü ayırdım. Evet. Onu tatil evet. döneminde okumak evet. istiyorum evet. onları. Evet, sağ olun. Yani şundan dolayı... Abdullah Gül'ün tek özelliği bizim finansörümüz, desteğimiz evet. kuzenim Abdullah Tenikli'ydi. Evet. Abdullah Tenikli'ydi. Onun İslam Kalkınma Bankası'ndan kaynaklanan bir tamam. hukuku vardı. Yani işte randevu istemiştik iki defa, üç defa. Kabul etmişti. Yani tek hmm. özelliği oydu. Anladım. Anladım. Şimdi altta yine böyle sürekli FETÖ operasyonları devam ediyor. Sen de bunun kitabını yazıyorsun. Bunlar hani birazdan şeyi de vereceğim. Dünkü Yeni Şafak'ın manşetini. Ya dünkü Yeni Şafak'ın manşetiyle başlayalım ahu zaten. Böyle? Ya böyle bir şey yok yani. Biz söylemeyelim bir şey. Hani biz zaten yıllardır söylüyorduk. Var öyle bu adamlar mi? Ve sürecek ve devam edecek. Çünkü 60'lı yıllardan bu yana örgütlenmiş, komünizmle mücadele dernekleriyle başlamış, özellikle çok ciddi bir yapılanma ve sonrasında da devletin içinde çok ciddi devlet olmak ve bir Amerikan projesi olduğu artık net, artık herkesin kabul ettiği bir yapıyı 3 yılda ben temizledim, bitti diyemezsin. Ama büyük aksaklıklar var, büyük sorunlar var. Yeni Şafak'ta artık isyan etmiş ve sonunda manşet atmış. Ben bu Yeni Şafak'ın manşetinden 15-20 gün önce Cihat Yaycı ile ilgili, istifasından evet. önce Cihat Yaycı'nın, Deniz Kurmay bu Tümemiral Cihat Yaycı'nın istifasından önce Cihat Yaycı'nın hedef gösterildiğini Sözcü Gazetesi'nde yazdım. Ve bunu da Fethullah'ın hesapları, troll hesaplar vesaire, bunların Cihat Yaycı gibi isimlere işte yolsuzluk dosyan var, şu olacak, bu olacak diyerek bir kampanya başlattıklarını ve bununla da ilgili önümüzdeki ya bugün yazacağım ya yarın yazmayı düşünüyorum. Çok ciddi bir bilgi var. Ahmet Seyki çok açıklayacak bunu bana ama ben kısmen bilgisini vereyim. Bu birkaç ay önce Almanya'da Fethullahçılar bir toplantı yaptılar. Tabii. Ve bu toplantı işte hakimleri var, savcıları var, orada kaçaklar vesaire şey. Amaçları şu: Türkiye'de Fethullah'la mücadele eden gazeteci, yazar,
siyasetçi vesaire, asker, hepsini bir şekilde itibarsızlaştırmak için ihbar mektupları, tweetler. Çünkü Yeni Şafak'ın manşetinde zaten vurgu o, doğrusu da o zaten. Yaş öncesi, özellikle Yüksek Askeri Şura öncesi yapılan bütün çalışmalar, işte o kişi bu kişi hakkında yapılan çalışmalar hepsi dosyaya girer. Ve o dosyaya girdikten sonra yaşa böyle gidilir. Tabii bazen uyduruk uyduruk haberleri böyle editörüme de söyledim ama hazırdı o yaş kumpası diye dünkü manşet, sen anlatmaya devam et, evet. Sonra bir de Ankara'ya da gideceğiz. Şimdi Almanya'da yapılan toplantıda özellikle bu şekilde bir eylem işini, eylem programı almış, hazırlamışlar ve buna da başladılar zaten. Kendine düşman gördükleri subayları itibarsızlaştırmak için iftiralara var. Bu sadece subaylarla ilgili değil, gazetecilerle ilgili de var. Siyasetçilerle ilgili de var. Bu çalışmayı yapıyorlar. Hüseyin Likoğlu imzalı bir haber. Hüseyin Likoğlu benim muhabirlikten çok yakın arkadaşım, dostumdur. Gerçekten iyi, kaliteli bir gazetecidir. Bu konuda evet, çok siz de tanırsınız ve, vicdanı gerçekten çok, şeydir yani. Ben şunu da biliyorum. Mesela şu bilgiyi de vereyim. Cihat Yaycı, Sayın Cihat Yaycı'nın bu istifasından hemen önce, bir hafta 10 gün önce şöyle bir durum vardı. Bazı gazetelerin yayın yönetmenleri veya bazı yazarlar arandı. Cihat Yaycı'yı parlatmayın. Şu isimleri parlatmayın demişlerdi ve ondan sonra zaten süreç geldi. Hüseyin Likoğlu bir gün belki bunları yazacaktır, bazı konuları. O meseleye bir geri döneriz. Biz sizden müsaade isteyeyim. Ankara'da 15 Temmuz anısına hazırlanmış bir tren var. Ve o anladığımız kadarıyla saat 10 civarında hareket edecek. Biz bir Serkan'dan dinleyelim bir trenin hikayesini, sonra biz burada konuşmaya devam ederiz. Uzunca bir şeyimiz var, FETÖ'yle mücadele meselesi. Dinliyoruz, kolay gelsin Serkan. Teşekkür ederim Ahu Özürt. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yazılan destanda farklı etkinliklerle anılıyor. O etkinliklerden birine de Devlet Demiryolları ev sahipliği yapıyor. Sen de belirttin. Özel olarak 15 Temmuz destanına özel olarak tasarlanmış yüksek hızlı tren bugün saat 10'da, birazdan 10 dakika sonra İstanbul'a doğru hareket edecek. Kameraman arkadaşım Atilla Özel sizlere treni gösteriyor. 15 Temmuz demokrasi zaferi, milletin zaferi şeklinde tren özel olarak tasarlanmış durumda. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda hazırlandığını söyleyebiliriz bu etkinliğin. Hemen belirtelim, yüksek hızlı tren 2 ay boyunca bu seferlerini gerçekleştirecek. 2 ay boyunca yüksek hızlı trenle yolculuk etmek isteyen vatandaşlar bu tasarımla yolculuk edecekler. Tabii şunu da aktarmakta fayda var. Normalde 411 yolcu taşıyan, tam kapasiteli yolcu taşıyan tren 217 yolcuyla seferlerine devam edecek. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal temas mesafesini korumak amacıyla bir koltukta boş bırakılmış durumda. Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Konya seferlerini gerçekleştirecek yüksek hızlı trenin 15 Temmuz özel tasarımlı yolculukları bu şekilde başlayacak. Rakamlar verelim isterseniz. Toplamda 23.920 yolcu taşıyacak ve bununla beraber 43.770 kilometrede yol yapacak. İlk seferini Ankara'dan saat 10'da birazdan gerçekleştirecek. Başlayacak seferine. Sonrasında ise Eskişehir'e, Eskişehir'de bir mola verecek ve İstanbul'a doğru hareket edecek. Kameraman arkadaşım Atilla Özel de gösteriyor. Sosyal mesafe konusunda da tedbirler alınmış durumda. Uyarılara mümkün mertebe uyması için, vatandaşların da uymaları için kendilerine uyarılar sergileniyor. Dediğimiz gibi saat 10'da biraz sonra 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'na özel olarak giydirilmiş tren Ankara'dan hareket edecek. Burada o destanı yazanlarda yıldızlı bir şekilde gösterilmiş. Yıldızlarla beraber elleri havada, destanı kutlar bir şekilde Türk bayraklarıyla donatılmış bir trenden bahsediyoruz. Bu tren 2 ay boyunca yüksek hızlı tren vatandaşları, yolcuları bu şekilde taşıyacak. Bu şekilde seferlerini gerçekleştirecek diyelim. Treni birazdan uğurlayacağımızı belirterek sözü yeniden merkeze bırakalım. Hareket anında da tekrar görürüz. Çok teşekkürler Serkan. 2 ay boyunca hızlı, yüksek hızlı trene binerseniz 15 Temmuz şehitlerimizi de anarak, o korkunç geceyi tekrar hatırlayarak ama dersler de çıkartarak geleceksiniz İstanbul-Ankara arasına. Biraz
Piyasa bağlantımız öncesi biraz konuşmaya başlayalım da Tarık Bey, siz 4. yılında artık hani biraz evet. biraz evet. gene döner bakarız. Bir devlet de bir bilanço çıkartıyor muhtemelen evet. ve bundan iyi bir tabloya evrilebileceğimiz hissiyatı oluşuyor mu, yoksa giderek karşımızdaki şey Eyula büyüyor mu? Öyle bir hissiyat oluşuyor insanlarda garip bir şekilde. İlk önce bir hatıramı ben paylaşayım. Hatırlıyorsun tabii. 15 Temmuz'da CNN'de siz canlı yayındaydık. Sonra müdahale olunca hatta sen siz kalktınız, nöbetçiydik beraber. Haber öyle geldi doğru. evet, aynı anda binadaydık. Öyle evet. bir hatıramız da vardı beraber ortak. Yani tabii 15 Temmuz'a baktığınız zaman yani son 200 yıllık tarihimizde bu Yeniçeri ayaklanmaları ya da vakayı hayriye dediğimiz meseleye de dahil olmak üzere ben bu kadar insan kaybı, bu kadar şehit verildiğini tarihte bilmiyorum. Yani bu gerçekten bu vakayı hayriyeden daha ciddi bir insan kaybı ve şehit baktığınız zaman. Yani belki 31 Mart hadisesi gibi bir kırılmanın yani şey olarak da bir farklı bir siyasi süreç ama tarihte baktığınız zaman gerçekten önemli bir travma. Yani bunun hem yasının toplum olarak, bireyler olarak sindire sindire, tepeden inmeci mantıkla değil, sindire sindire, paylaşa paylaşa, ayrıştırıcı olarak değil, birleştirici olarak ve içselleştirici olarak yönetilmesi gereken bir süreç. Eğer bu büyük travma, bu büyük yara dışlayıcı bir manada ve içselleştirici bir manada gerek psikolojik yönetimleri, gerekse sosyal toplumsal yönetimleri gerçekleştirilmezse bu yara iyicene dağılır yani, daha iyicene enfekte olur. Ve bunun üzerinden yani devletin kurumları zarar görür, toplumu yönetenler zarar görür. Devleti yönetenlerin yani güvene dayalı değil, daha çok güvenlik politikalarının sarılma ihtiyacı doğabilir. Yani bunu tekrar bir kaçıncı, dördüncü yıl dönemimiz bu süreçleri tekrar bir değerlendirmemiz lazım. Tekrar bir geriye bakmamız lazım. Yani bunun tabii bir FETÖ ayağı var. Ondan sonra yani Türkiye bu purge dedikleri İngilizce ya da arındırma dedikleri meseleleri belli dönemlerde devlet tehdit olarak gördüğü gruplara karşı yaptı. Yani yabancı, Amerika'da da bunlar yapıldı, şurada doğru. da yapıldı. Ama şimdi ne yazık ki görüyoruz ki bu örgütün tepe yöneticileri ve tam karar vericileri %95'i yurt dışında. Zamanlarında zaten hepsi de zaten 15 Temmuz'dan önce gittiler, işin doğru. trajikomik tarafı. Kalanlar nerede? Kalanlar işte şu kadar sevap alırım, şu kadar melekler beni zikreder, şu kadar diyen insanların çoğu hali, hizmet ederim şu kadar olan. Zaten yani bu Şii tarikatlarda, Alevi tarikatlarda da böyledir. Yani bir tarikatta şeyhine ya da şeyhlik tarafına aşk şeyiyle bağlanmadıktan sonra sonuç alamazsın. Yani mistik yol budur. Yani siz söyleyin. Şimdi bunlar böyle bir yapı bu aynı zamanda. Bunun bir terör ve da bir şey yapısının ötesinde mistik bir bağlanma hiyerarşisi de var. Şimdi bu insanları yani aç ekmeksiz, açsız, susuz bırakılırsa, yani bu purge denen İngilizce'de süreci yaşatılırsa toplumu yönetmek zorlaşır, yaralar daha derinleşir. Tam tersine yani bunların bu üst yönetimle yapılan şeylerle yüzleşmelerine fırsat tanımak lazım. Evet. O tür bir politika üretmek lazım. Yani yoksa bu kavga yani artık bir şekilde Türkiye'nin yani en büyük güvenlik sorunu yani o dönemlerde FETÖ'ydü ama yani FETÖ'nün çoğu tasfiye edildi. Yani şimdi FETÖ'nün gölgeleriyle ya da bir takım şeyleriyle ek çeteleriyle savaşmak devletin ana şeyi değil. Devlet tam tersine bu saatten sonra artık yıktı, yapım sürecine geçmesi lazım. Yani. Nazlı'ya gitmeden bu Almanya'daki şeyi, toplantı işini bir iki cümleyle açar mısın bize? Yani oradan... Ya evet, ben Sayın Çelenk'e katılmıyorum işte bu konuda. Öyle bu mi? Sürüyor çünkü. Yani bu iş sürüyor. Bir yıkım veya yapım. Ben de belki sizde şey olabilir. Veri yani, ve bilgi olabilir. Ben de veri bilgi yok. Evet, olabilir yani. Ya şimdi şöyle bakın. Almanya'daki toplantıyı biraz bekleyeyim. Ben yazacağım çünkü. Ama, yazayım bunu ama. Peki. Türkiye dışından bahsediyorsunuz. Hayır, ben içeride de içeriye de söyleyeceğim. Şimdi Yeni Şafak'ın o manşeti çok önemli. Bilinçli bir manşet. Yani bilerek atılmış bir manşet. Yani bilgiye dayalı olduğunu biliyorum. Çünkü bizler de yazıyorduk. Bu bilgiler bize de ulaşıyordu. Zaten takip ediyorduk. Sosyal medyada ne yapıyorlar, peki, ne diyorlar. Peki şeylerin yaş sürecinde etkili olabilme ihtimali var mı sen? Bak şimdi bak şöyle Ahu, ben sana şöyle söyleyeyim. Akıncı Üssü davasında bir albay çıkıyor 2018'de. Diyor ki Muzaffer bilmem ne soyadını size söylemeyeyim şimdi. Muzaffer nokta.
Şimdi diyor bu yaş baş var diyor, birkaç hafta sonra diyor, bir hafta sonra diyor, Zekai Aksakallı'yı diyor Kıbrıs'a gönderecekler, geri hizmete alacaklar diyor. Kayıtlarda var bu. Zekai Aksakallı Gelibolu'ya, Çanakkale'ye gitti. Öyle değil mi? Kıbrıs'ı evet. Tutturamadı ama tasfiye edileceğini biliyor. Bakın birisi İsmail Metin Temel'i söylüyor. O da çıkıyor ortaya. Yaş 2016 yıl sonraki 2017-2018 süreçlerinde 2019 süreçlerinde 3 yaşta da 15 Temmuz gecesi ordu içerisinde Fethullahçılara karşı büyük bir direniş sergilemiş Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ya emekli edildiğini ya terfi alamadıklarından dolayı da istifa etmek zorunda kaldıklarını biliyoruz. Biliyoruz, doğru. Bunların en önemli örneklerinden biri Güven Şaban'dır mesela. Şu anda avukatlık yapıyor. Jandarmada çatışmıştır. Daha çok isim var burada. O yüzden bu trenler falan çok güzel tabii ki ama sembolik. Hani Sivas'ın acısı unutulmaz, Başbağlar'ın acısı unutulmaz var ya, hep bizde bir mücadelemiz sürecek bunlara kadar. Ne oldu? Yok. 4 yıldır bir bilançoyu, devlet bilanço yapıyor. Nerede bu bilanço? Hayır, şu bilanço. Adalet Bakanlığı kendi bilançosu. HSK çok ciddi bir mücadele veriyor. Yargın içinde çok ciddi mücadele veriliyor. Emniyette, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Ama HSK daha geçen hafta 26 hakim ve savcıyı FETÖ'den uzaklaştırdı. 4 yıl sonradan bahsediyoruz. İzmir'de durmuyor operasyon Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı. Ankesör operasyonu. Yani kripto. Sayın Erdoğan da geçen... kripto yapılara karşı Burhanettin Duran'a verdiği röportajda Kriter Dergisi'nde söyledi. Kriptolar var dedi. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Yani bitmedi. Şimdi bir onarım yapmak için, onarım yapmaları için bu devletin veya iktidarın... Ama onun devlet... için o süreçlerin, ya o süreçler yürüyebilir zaten, zaten onlar. Ben şunu söylemedim. Bir kere zaten teşhis doğru konulmadı ama. Değil, evet. Bunun teşhisini koymadılar. Ya bu yapı kimdi? Neydi? Yani bunun üzerine nasıl gidilmeliydi? Şimdi... burada ben size bir mola alayım mı, daha uzun konuşabilirim diye bir piyasa şeyi alalım, gündemi alalım. Biz de bir soluklayalım bu arada. 15 Temmuz treninde Ankara'dan muhtemelen yola çıkıyor, ekranda gelir görüntüsü ama ben sözü sevgili Nazlı Bolu'ya bırakayım. Hem konut verileri geldi, hem dün akşamdan beri enteresan SPK bazı işlemlerden dolayı ceza yağdırdı. Ekonomi hareketli, hemen söz Nazlı Bolak'ta. Ahu günaydın. Evet, istersen önce Haziran ayı konut istatistikleriyle başlayalım. Şimdi Haziran ayında ne olmuştu? İlk haftasında düşük faizli kredi, konut kredisi devreye girmişti kamu bankaları tarafından. Bunun etkisi ne olur? Acaba hemen Haziran ayında görür müyüz derken konut sektörü yetkilileri birçok açıklamada bulunmuştu. Ve konut satışlarında artık hızlı bir canlanma olduğunu söylemişti. Şimdi bunu açıklanan verilerle de destekleyeceğim. Evet, Haziran ayında... Türkiye'de 2020 Haziran ayında 109.012 konut satılıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar %209.7 artıyor. 209.7 artış beklentinin biraz üzerinde olduğunu tekrarlamam lazım. Bir artış bekleniyordu fakat çok ciddi bir rakam. Peki ipotekli satışlar ne oldu? Bu kredilerle ne kadar çok satış yapıldı? Geçen yılın aynı dönemine göre %1286,9 artış gözüktü. Hep konuşulan bir konu vardı. İlk defa satılan, yani birinci el konut satışları ikinci el konut satışları kadar çok olmuyordu diye. Öncelikle ikinci el konutlarda elde var olan stokların satılmasının daha hızlı geliştiğini hep sürekli aktarıyorduk. Şöyle bir veri verebilirim. 58.632 konut ilk defa satılıyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise %152 oranında bir artış gösteriyor. Demek ki birinci el konut satışlarında da artış olmuş. İkinci ele de bakalım. İkinci elde Haziran ayında 131.380 konut satılıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre %244,9 245 diyebiliriz, onu yuvarlarsak bir artış oluyor satışlarda.
Bu ne demek? Demek ki konut kredisine talep çok arttı. Zaten bunu sürekli bakanlar da belirtiyordu. Rakamları sürekli bizimle paylaşıyorlardı. Talebin çok olduğu bir yerde konut satışları da hızlı bir şekilde artmış durumda diyebiliriz. Zaten yeni yatırım aracı acaba tekrardan konut mu oldu yoksa ikinci el araç mı oldu konusu da gündemde, biliyorsunuz sürekli bunu da tekrarlıyoruz yayınlarımızda. O yüzden Haziran ayının konut satış istatistikleri verilen kredilerle bağdaşıyor mu sorusuna da evet bağdaşıyor diyebiliriz diyeyim. Ve Borsa İstanbul'la başlayalım. Borsa İstanbul dün alımlarla dolu bir gün geçirdi. 114.000 seviyelerinden 118.000 seviyesine yükseldi. Şöyle söyleyebilirim ki bu arada ben yönetmenimden rica edeyim. Evet şu an akıyor. 114.000 seviyelerinden 118.000 seviyesine yükseldi. BIST 100 endeksi dün günü %3.13 artışla 118.398 puandan tamamladı. İşlem hacmi 20 milyar liranın biraz üzerinde gerçekleşti. %7.22 ile turizm sektörü en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. En fazla değer kaybeden endekse spor endeksi oldu %5.65 ile. Şunun altını çizmek istiyorum. Şu an açılışta görüyoruz ki 118.114 seviyelerine kadar indi. Fakat satışlarla dolu bir açılış oldu demek doğru olmaz. Şu an yatay izliyor diyelim ve hemen diğer konumuza devam edelim. Merkez Bankası dün Temmuz ayının beklenti anketini açıkladı. Ankete reel sektör ve finans sektöründen 60 katılımcı katıldı. Çok özür diliyorum, şu an yönetmenim Süleyman Soylu'ya Sayın Bakan'a bağlanacağımızı söyledi. Efendim oraya dönüyoruz. Onu yağış olarak değerlendirilebilir. Ölçü olarak şöyle söyleyeyim. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu. 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram. Yani geçen haftanın neredeyse 4-4,5 katı bir yağmur yağdı ve belli bir zaman dilimine de yoğunlaştığı için hem yukarıdan dağlardan rusubatın gelmesine, toprağın gelmesine, aynı zamanda da derelerin taşmasına sebebiyet teşkil etti. Elbette ki arkadaşlarımız afet başta olmak üzere, sağlık ekiplerimiz başta olmak üzere, belediye ve il özel idare ekiplerimiz başta olmak üzere hem gerekli hasarların kaldırılması, aynı zamanda da rusubatın getirdiği hasarların ortadan kaldırılması konusundaki çalışmaları devam ediyorlar. Bu arada hasar tespit çalışmaları da başladı. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri de buradalar. Akşamdan beri bütün ekipler çalışıyorlar. Şu anda ulaşımı kapalı olan ama herhangi bir can kaybı, mal kaybı daha doğrusu yaşadığımızı tespit etmediğimiz 6 köyümüz var. Onlara da bir de bazı beldelerin mahalleleri var. Onlara da ulaşma konusunda tüm ekiplerimiz, valiliğimizin koordinasyonu içerisinde çalışmalara devam ediyor. Nerelerde nasıl tedbirler alınması hususu da konuşuldu. Dün akşam itibariyle de öncelikle hem Madenli beldesinde, yakın mahallelerde, aynı zamanda Çayeli'nde ilgili alanlarda hem bodrum katları hem de zemin katları boşaltılmış idi tedbir açısından. Şimdi de bu tedbirler aynı ölçüde devam ediyor. Dün akşam daha büyük bir yağmur olabilir endişesi hepimizde vardı. Genel gelen bilgiler öyleydi. Ama dün akşam da çok büyük bir yağmur akabinde yağmadı. Burada hem bu hasarın temizlenmesi açısından hem de genel yapıdan bir daha bu meselelere karşılaşmamak üzere alınması gereken tedbirler, planlamalar bütün bakanlıklar çerçevesi içerisinde şu anda planlanıyor. Hem hasar tespit konusunda da diğer meseleler konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Burada hem gerek altyapı hasarları konusunda gerekli destekler ve yardımlar temin edilecek. Hem vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı hasarlar konusunda elden gelen bütün gayret ortaya konulacak. Bir de yapısal olarak yapmamız gereken meseleleri de devlet olarak, hükümet olarak elimizden geldiğince ortaya koymaya çalışacağız. İki ayrı vadide gerçekleşti.
bir Aşıklar Deresi denilen, bir de Senoz Deresi denilen bu derede gerçekleşti. Tabii bunların bir bölümünün önemli derecede ıslah çalışmaları yapılmış, tamamlanmış. Bir bölümde ıslah çalışmaları devam ediyor. Bir bölümde yenilenmesi gerekir. O konudaki tespitlerimizi de Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz de dün gece buradaydı. Sayın Bakanımız da buradalar. Bakan Yardımcımız. Hep birlikte değerlendireceğiz. İnşallah tabii afetin ve yağmurun ölçeğinin büyük olduğunu söylemeliyim. Yani ölçüyü tekrar söyleyeyim. Geçen hafta da Sürmene ve köprü başında sel olmuştu, afet olmuştu. 60 kilogram yağmıştı, 60-65 arası. Şimdi 262-263 kilogram. Yani aynı anda çok yoğunluklu bir yağış gerçekleşti. Allah beterinden korusun diyoruz. Gerekli tedbirler, bugüne kadar alınmış olanlar var. Bugünden sonra tekrar gördüğümüz bu kadar büyük yağışın getirdiği sonuçların oluşturduğu tedbirler alınacaktır. Tekrar hem Rizeli hemşehrilerimize hem aynı zamanda Çayeli hemşehrilerimize ve Madenli Beldesi'nin hemşehrilerimize, buranın yöneticilerine, bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Endişe etmesinler. Buradaki oluşan hasarlar ve diğer meseleler konusunda hükümetimiz elinden gelen bütün gayreti ve yeni yapısal adımların hepsini gerçekleştirecektir. Tekrar geçmiş olsun. Öğleden sonra için yine yağış uyarısı var. Geri saatte ne kadar sürecek şekilde. Şu ana kadar 36 vatandaşımızın riskli bölgelerden taşındığını biliyoruz. Bu yeni yağış için riskli bölgelerde bulunan vatandaşların taşınma işlemleri devam ediyor mu? Bütün bu konudaki riskli bölgelerdeki tahliyeleri ve uyarıları valiliğimiz gerçekleştiriyor. Bütün ekiplerimiz de bu konuda çalışıyorlar. Çünkü yağmurun hangi ölçekte ve hangi şiddette gelebileceğini, hangi yoğunlukta hangi bölgeye yağabileceğini esas tahminde zorluk çektiğimiz mesele bu. Evet, yağmur yağacak. Mikroklima. Yoğun yağmur yağacak. Mikroklima iklim olduğu için nerede ne şekilde olabileceği konusunda elbette ki noktasal bir tayin yapmakta zorluk çekiyoruz. Onun için bölgesel olarak vatandaşlarımızın bu konuda tedbirli olması, aynı tedbiri de ilgili kurumlarımıza, idarelerimiz hem onları uyararak hem de tahliyelerini gerçekleştirerek yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, buyurun. Evet, Sayın Bakanımız detaylı olarak açıklamayı yaptı. Bunlara ilaveten Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz. Evet, dün başlayan yoğun, öngörülmeyen bir biçimde afete maruz kalınmış. İki vefat var ama bir tanesi afetle bağlantılı, diğeri evinde ve hastaneye kadar da intikal etmiş. Orada vefat sebebi afetle çok ilişkili değil ama ne olursa olsun vefat edenlere başsağlığı diliyoruz. İşte devlet vatandaşı için vardır. Vatandaşının maruz kaldığı bu tür olayları önlemek birinci derecede görevidir. Onun için afetin başladığı andan itibaren bölgede başta valimiz olmak üzere bütün görevli birimler afet mahallinde ve bunu takiben de Sayın Bakanımızla birlikte işte Bakan Yardımcımız, Afet Başkanı, o da refakatta, oraya intikal ettik. Ulaşılmayan bir afet bölgesi kalmamış. Sadece 6 köyün yol ulaşımı devam ediyor ama iletişim sağlanmıştır. Şu an itibariyle tehlike arz eden herhangi bir durum yoktur. İnşallah bunları onaracak gideceğiz. Ama herkese görev düşüyor. Belediyesine, arsa sahibine, mülk sahibine ve elbette ki bunları gözetleyecek, denetleyecek devlet kuruluşlarına inşallah bütün afetlere maruz kalmayız. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Rize'deki sel felaketiyle ilgili İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar gerçekten çok önemliydi. Bizler de Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza diyerek Merkez Bankası'nın dün yapmış olduğu Temmuz ayı beklenti anketinin sonuçlarıyla kaldığımız yerden devam edelim. Ankete reel sektör ve finans sektöründen 60 katılımcı katıldı. Yıl sonu enflasyon beklentisinde yukarı yönlü revize oldu ve %10.22'ye yükseldi. Bir önceki beklenti ise %9.52
54'tü. Dolar TL kurunda yıl sonu beklentisi 7.0188, yani 7.02 değil ama 7.0188 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde bir anket sonucu söz konusu. Önceki beklenti ise 6.99'du dolar TL için. Yıl sonu ekonomik küçülme beklentisi ise değişmedi, %1.3'te kaldı. Merkez Bankası ana birimlerini İstanbul'a taşımaya başladı. Bu da önemli bir haber başlığı. İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında Ataşehir'de yer alacak Merkez Bankası'nın İstanbul'daki yeri. Artık faiz kararları hem Ankara'da hem de İstanbul'da verilecek. İstanbul'a gelen personel sayısının 400'ü geçtiği belirtiliyor. Başkan ve başkan yardımcıları hem Ankara hem İstanbul ofislerinde çalışıyor. Ancak yeni bina tamamlandığı zaman diğer birimlerin de taşınması söz konusu. Piyasalara bakalım. Evet, dolar TL 6.86 seviyesini koruyor. Ben yönetmenimden de destek rica edeyim bu sırada akışın hızlı akması için. Seviyesinde yerini korumaya devam ediyor. Euro TL 7.78, euro dolar paritesi ise 1.13'te yerini dünden beri koruyor, bunu söyleyebiliriz. Altının ons fiyatı 1800 doların altına indi. 1798 dolarla işlem görüyor. Buna bağlantılı olarak gram altında da düşüş oldu. Gram altın güne 396 lira ile başladı. Çeyrek altın ise 655 lira. Bu hafta petrol fiyatlarını çok yakından takip edeceğiz. Çarşamba ve Perşembe günü OPEC artı ülkeleri petrol üretim kısıtlaması hakkında video konferans ile toplanacak. Rusya'dan gelen bilgiye göre Rusya üretim kısıtlamasını azaltmaya başlayacak. Gelen haber akışı her ne kadar resmi olmasa da fiyatlara yansımış durumda. Brent petrol 41 dolar bandına indi ve güne 41 dolar 90 sentle başladı. Önemli bir haber başlığıyla devam edelim. Esnafın gecikmiş borcuna iyileştirme ile ilgili önemli bir haberimiz var. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan açıkladı. Pekcan, 220 bin esnaf sanatkarın gecikmiş 2 milyar liralık borcunda iyileştirme sağlanması ve 322 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesinin mümkün olacağını da söyledi. 30 Haziran öncesindeki borçları kapsayacak. Ahu, ben sözü size bırakmadan evvel bir günü sorusu diyelim ve ardından sözü size bırakacağım. Evet, günün sorusu. Şimdi biliyorsunuz otomotiv satış sonrasındaki ürünlerle ilgili şu an merdiven altı üretim söz konusu. Ve bu sadece otomotiv satış sonrası sektörünü değil, otomotiv sektörünü çok yakinen ilgilendiriyor. Peki burada nelere dikkat edilmeli? Hangi ürün doğru, hangisi değil, bunu nasıl anlayabiliriz şeklinde sorular geliyor. Malum hepimiz evde kaldığımız süreçte arabalarımızı da mecburen kullanamadık. Şimdi tamir dönemi. Parçalara ihtiyacımız var ama fiyatlar ne oldu? İthalatın buna etkisi ne oldu? Tüm detayları 15.30 Parasal programında konuşuyor olacağım. Ağır sözü tekrardan size bırakıyorum. Nazlı Bolak, çok teşekkür ediyoruz. Hem konut verileri geldi hem Bakan Sayın Berat Albayrak'tan da sıcağı sıcağına onun değerlendirmeleri geldi. Kamu bankalarının düşük faiz etkisini gösterdi diye. Başka veriler de var. 11'den sonra sevgili Rahmi İncekara ile de biz yorumlayacağız ama kolay gelsin. Çok teşekkürler. Ben konuklarımdan yine birazcık müsaade isteyip Sayın Meral Akşener'e kulak vereceğiz. Meclis grubunda konuşuyor. Yoksa insan olmaktan mı rahatsızsınız? Sizde itiraf edecek cesaret olmadığı için cevabı ben vereyim. Sizi rahatsız eden şey korkaklığınızdır. Sizi rahatsız eden şey acizliğinizdir. Sizi rahatsız eden şey komplekslerinizdir. Sizi rahatsız eden şey ikiyüzlülüğünüzdür. Hepiniz bilin ki İstanbul Sözleşmesi kadınlarımız için kıymetlidir. Ve bu sözleşmeyi özgüveni gelişmemiş birkaç korkağa ezdirmeyeceğiz. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kadınların tek sorunu şiddet değil. İş hayatında yaşadıkları da en az şiddet kadar önemli bir mesele. İktidarın başı ve kadroları her fırsatta kadınların son 18 yıldaki kazanımlarını anlata dursunlar, maalesef gerçekler çok başka. Gerçek şu, Türkiye hala kadınların iş hayatına katılımında dünyanın çok gerisinde. Her üç kadınımızdan yalnızca biri iş gücüne katılabiliyor.
Gerçek şu, yalnızca son birkaç yılda sayısı 2 milyona dayanan üniversite mezunu ev hanımı yarattık. Gerçek şu, iş gücüne katılmayan üniversite mezunu kadın ve erkekler arasındaki fark son 20 yılda 25 binden 800 bine çıktı. Yani tam 32 kat arttı. Yapılan tüm çalışmalar gösteriyor ki kadın iş bulamıyor. Hadi buldu diyelim, erkek kadar kazanamıyor. Hadi kazandı diyelim, işinde bir erkek gibi yükselemiyor. Kadınlarda kayıt dışılık oranı erkeklerin neredeyse 1,5 katı. Kadın girişimci sayımız yıllardır olduğu yerde sayıyor. Avrupa'daki her 3 işletme sahibinden biri kadınken Türkiye'de bu oran 10'da 1. 21. yüzyıl Türkiye'sinde kadının durumu işte bu. Oysa aynı Türkiye geçen yüzyılın başında kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren ilk ülkelerden biriydi. Cumhuriyeti kuranların vizyonuyla miras yedilerin çapsızlığı arasındaki fark işte bu. Şimdi soruyorum sizlere, madem yuvayı dişi kuş yapıyor, kadının emeğinden, kadının üretim gücünden yoksun olduğumuz şu tabloda yuvamızın yani Türkiye'mizi güçlü kılabilir miyiz? Elbette hayır. Türkiye'yi gelişmiş, refah içinde yaşayan bir ülke haline getirebilir miyiz? Elbette hayır. Bir kadın olarak söz veriyorum. İnşallah görevi devraldığımızda kadınlarımızı ekonomik hayattan uzaklaştıran tüm sorunları teker teker ortadan kaldıracağız. Çocuk sahibi kadınların iş hayatına uyumlarını kolaylaştıracak sosyal destek programlarının kapsamını genişleteceğiz. Lafta kalmayacak. Kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak aradaki uçurumu kapatacağız. İYİ Parti iktidarında Türkiye'de kadınlarımızın çektikleri eziyet değil, kadınlarımızın dünya çapındaki başarıları konuşulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli dava arkadaşlarım, siyaset bir öncelik meselesidir. Önceliğin kadınlar mı, gençler mi, millet mi, yoksa eş, dost, akraba ve o 5 müteahhit mi olduğu meselesidir. Önceliğin üretim, bilim ve teknoloji mi, yoksa rant ve beton mu olduğu meselesidir. Önceliğin milletin gerçekleri mi, yoksa sarayın yalanları mı olduğu meselesidir. Önceliğin Türkiye'nin geleceği mi, yoksa koltukların geleceği mi olduğu meselesidir. Maalesef Sayın Erdoğan gerçeklerle bağını artık koparmış durumda. Siyasetin işi insanımızın hayatını kolaylaştırmakken Sayın Erdoğan işi gücü bırakmış, her gün yeni polemikler icat etmekle meşgul. Baro diyor, darbe diyor, seçim yasası diyor, Ayasofya diyor, diyor da diyor. Bir türlü mutfağa gelemiyor. Bir türlü kuşa dönmüş maaşlara gelemiyor. Bir türlü iş bulamayan gençlere gelemiyor. Bir türlü perişan haldeki esnafa, emekliye gelemiyor. Gelemez. Çünkü kaçıyor. Çünkü gelirse gerçek Türkiye ile karşılaşacak. Ondan kaçıyor. Çünkü gelirse milletin gerçek gündemine verecek cevabı yok. Ondan kaçıyor. Çünkü gelirse vatandaşının gözünün içine bakacak yüzü yok. Ondan kaçıyor. Az önce anlattım. Sanki aksini söyleyen varmış gibi Ayasofya egemenlik hakkımızdır diyor. Doğrudur. Ayasofya Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufudur ve milletimizin bu yönde bir arzusu, isteği vardır. Amenna. Ama Sayın Erdoğan, bu ülkede asgari ücretlinin geçinemiyor olması da bir egemenlik meselesidir. İşsizlerin iş bulma hakkı da bir egemenlik meselesidir. Konuşma ve basın özgürlüğü de bir egemenlik meselesidir. Gençlerin yarınlardan korkması, geleceğe dair tüm umutlarını kaybetmeleri de bir egemenlik meselesidir.
Bu ülkenin derelerinin, göllerinin, denizlerinin kirletilmesi de bir egemenlik meselesidir. Güzelim ormanlarımızın yakılması, topraklarımızın satılması, peşkeş çekilmesi de bir egemenlik meselesidir. Zaten 550 senedir bizim olanın paketlenip tekrar bize satılmasıysa başka bir meseledir Sayın Erdoğan. Egemenlik senin ve sarayının değil, işsizlikten, pahalılıktan beli bükülmüş vatandaşın refahı demektir. Egemenlik eşinin, dostunun değil, milletinin mutluluğu, neşesi ve sağlığı demektir. Egemenlik müteahhidi yaşat ki iktidarın yaşasın değil, insanı yaşat ki devlet yaşasın demektir. Sayın Erdoğan, gerçeklerden koptun, milletinden koptun, uzaklaştın. Yandaşını değil, milleti gör artık. Saray danışmanlarının değil, milletin sesine kulak ver artık. Müteahhitlerinin değil, milletin derdiyle ilgilen artık. Aziz milletim, biz Türkiye'nin tüm enerjisini tüketen, insanımızın umudunu karartan bu anlamsız gerginliğin bitmesini istiyoruz. Biz siyasette çözüm yollarının tartışılmasını istiyoruz. Ve biz Türkiye'nin her sorununa ortak akılla çözüm bulunacağına inanıyoruz. Bizim hayalimizdeki Türkiye'de kavga eden iktidar ve muhalefet yok. Tam tersine ülkesi için bir arada çalışan iktidar ve muhalefet var. Bizim hayalimizdeki Türkiye'de işsizlik yok, fakirlik yok, bolluk var, refah var. Bizim hayalimizdeki Türkiye'de kayırılan yandaşlar yok, liyakat var, adalet var. Biz bu hayale iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Partili Cumhurbaşkanlığı çözümsüz tartışmaların hakaret ve iftira dışında bir şey üretmeyen kısır siyasetin, israfın ve hukuksuzluğun sistemidir. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ise Türkiye'nin ortak akılla yönetilmesi ve kalkınması projesidir. Demokratik Cumhuriyet, konuşan Türkiye projesidir. Değerli dava arkadaşlarım, biz bu projeyi hayata geçireceğiz. Geçireceğiz. Milletimiz emin olsun ki geçireceğiz. Çünkü milletimizin en iyiyi, en doğruyu hak ettiğine inanıyoruz. Çünkü bizim milletimiz öyle bir millettir ki yeri geldiğinde her türlü fedakarlığı yapar. Devleti için, ülkesi için gözünü budaktan esirgemez. İşte yarın 15 Temmuz. 4 yıl önce ülkemizin başına çorap örmek isteyen bir çetenin kalkışmasının, darbe kalkışmasının yıl dönümü. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Bugün çok teşekkür ediyorum sabrınız ve bizimle hala izlediğiniz için izleyicilerimizden de teşekkür ederim. Meral Hanım'la ilgili bir yorumunuz var efendim. Sonra FETÖ meselesinde daha derin konulara gireceğiz. Evet. Şimdi şöyle, ben Türk siyasetinde özellikle ekollere baktığım zaman 1960'tan 90'lı yılların başına kadar kısmen bir Demirel ekolü vardı. Yani pragmatizm siyaseti yapmak için kullanan, yani popülizmi de daha çok yerel manada ama fazla ideolojik manada yükseltmeyen bir popülizm vardı. Sonra Turgut Özal'ın pragmatizmi geldi Türkiye'ye. Ondan sonra da işte AK Parti ile beraber birazcık daha idealist, ideolojik bir background olmaya başladı. O da tabii şu anda sert bir milliyetçi popülizme savruldu ama ben Sayın Akşener'i özellikle başarılı buluyorum. Şöyle ki, partisini kurduğu zaman kimse onun %10'un üzerine çıkabileceğini tahmin etmiyordu. Bir defa partisi kök tuttu. Ama Sayın Akşener'in ben tam son dönemdeki Süleyman Demirel ekolünün en spesifik talebesi ve en spesifik genç temsilcisi olarak görüyorum. Yani sonuç itibariyle pragmatik eleştirileri var ama siyasette ne zaman, nerede, nasıl dönüşler yapabileceği konusunda da
Bence o pragmatizm kendisinde görüyorum ben. Yani dönüşler derken? Yani dönüşler dediğim, yani siyasette İttifaklar yani, anlamında mı diyorsunuz tabii, mesela? Süleyman Demirel'lerin bir lafı vardı ya, dün dündür, bugün bugündür. Yani Süleyman Demirel ekolü siyasetçilerde bugün birkaç kişi daha var. Yani isimlerini şey yapmayayım. O dün dündür bugün bugündür her zaman hazırlıklı olmamız lazım diye düşünüyorum. O hala geçerli mi dün dündür bugün bugündür? Yani eğer ya ben buradan şunu anlıyorum hocamdan. Sanki Sayın Akşener'in öyle bir an gelir ki Cumhur İttifakı'yla ittifak yapabilir gibi bir ama tabii yani hayır iddia, şöyle. Yani zaten yani. Kendileri diyor parlamenter sisteme dönülmesi karşılığında mesela onu zaten değişikliği zikrediliyor. Onu anlaşılabilir bir şey. Yani orada bir şey yok ama yani şimdi mesela Ahmet Davutoğlu çıkıyor işte idealist. Yani saf ideal, saf hakikat iddiasında kendisini iddia ediyor. Mesela Sayın Erdoğan'ın bir inancı var. Yani o inancını gerçekleştirmek için eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz. Yani değişik yolları deniyor ama temelinde o inanç var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ideolojisi var, bir şey var. Yani Milliyetçi Hareket Partisi belki hiçbir zaman kaybolmaz. %2 mi olur, 30 mu olur onu bilmem. Ama bu tip siyasi hareketlerdeki pragmatizm, yani dün dündür, bugün bugündür süreci her ne kadar milliyetçi tabana daha çok hitap etse bile bence siyasetteki sürprizlere aday gruplar olarak tanımlıyorum ben yani. Geçtiğimiz günlerde sevgili Nuray Başaran bir yazı yazmıştı ve acaba Cumhur İttifakı çözülüyor mu? Sayın Bahçeli sürpriz bir şekilde bir İyi Parti'nin teklifine evet oyu verdi. Orada bir yani yeniden bir yakınlaşma bir şey oluyor mu diye ama bu büyük ölçüde dışarıdaki veya FETÖ meselesindeki gelişmelerden kaynaklanıyor olabilir. Eğer hani MHP başka bir tarafa doğru kayarsa bu AK Parti'nin başka ittifaklar kurduğu meselesi. Bugünkü bizim manşetimiz aslında askeri hastaneler açılsın önemli. O MHP'den geliyor bu. Evet o çok ilginç bir şey. Onu hemen verelim. Neredeydi? Asker doktorlar diye bir manşetimiz var hızlıca. Sözcü'nün manşeti 2043 olan askeri cerrah sayısı 347'ye indi. Ama bu sistemin işlemediğini gördüler zaten. Mecburen açılacak. Yani bunun başka çıkar yolu yok. Bakan Sayın Hulusi Akar'ın yardımcısı Şuay Alpay diyor ki yeterince doktorumuz, savaş cerrahisi uzmanı açığı var. Ve MHP'de anladığım kadarıyla Vahap Aydoğdu, MHP Genel Başkanımızın bu açıklaması çok önemli. Şimdi bakın. Geçen hafta da o aydınlıkta manşetti. Doğru evet. Hatırlattın. Evet evet. Yani şimdi şöyle bir şey. Büyük bir çelişki zaten bu. Ya şimdi siz mesela düşünsenize savaşa giriyorsunuz. Gemileriniz var şimdi Libya, Akdeniz vesaire. Tabii. Sivil doktorlar şeyde, gemide. Gemide. Ama o içtimai bilmez, o havayı bilmez, oradaki savaş ruhunu bilmez. Şimdi asker bu. Asker doktor, askeri doktor dediğimiz şey zaten o asker olduğu için oradadır. Doğru. Ve o asker arkadaşlarıyla beraber. Şimdi siz niye bunu kapatırsınız işte? Mesele bu. Yani neden ismini değiştirirsiniz? Hani anlatabiliyor muyum ben? Askeri liseler konusu, bu askeri hastaneler. Ya şimdi askeri liseler diyor. Düz liselerden çıkanlar da darbeye katıldı. Sivil imamlar yönetti zaten darbeyi. Sıkıntı. Yani askerler yönetmedi ki aslında. Sivil imamlar yönetti aslında. Baktı, siviller yönetti. Yani tabii o sivil canım. Lafı vardır ya. Yani bunların hepsi de ilahiyatçıdır biliyorsunuz. Kim? O FETÖ örgütünün içindeki imamlar hepsi ilahiyatçıdır. Molla dedikleri gruptur evet, onlar evet, işte evet. Zaten. Yani o Cemil Kocalardır, evet. Suat Yıldırımlardır, evet. Adil Öksüzler'dir, Sakarya Üniversitesi'dir, Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın doktorasını onaylayan Adil Öksüzler. Biliyorsunuz Adil Öksüz'ün doktorasını onaylayan kişidir Diyanet İşleri Başkanı Sakarya'da. Şimdi bunların hepsi bir aradayken askeri hastaneler şu bu bakın. İşte 15 Temmuz'la ilgili hocamla katılmadığım nokta şu. Şunlar da var. Mahrumiyetler, hak yemeler. Hani şöyle oluyor. 3 lira bankasya yatırmış. Adam içeride. Bankasya'yı kuran dışarıda. Hatta banka yöneticisi bile hatta olabiliyor hala şu anda. Yani ha. Şimdi buralardaki sorunları çözmek. Zaten esas meseleler buralarda. Ya da yerelde mesela erişi diziyor. Onu yapıyor. Onun bilmem ne kursuna onu yetiştirmeye çalışıyor. Anadolu'nun bilmem ne kasabasına köyünde şimdi, yıllarca içerideler yani. Şöyle diyelim o zaman. Yani birinci konumuz şu. Bu örgütü bu iktidar teşhis etti mi? Nedir bu örgüt? Kimdir bu örgüt? Adını koydu mu bir kere? Hayır koymadılar. Koysalar da davalara yansırdı bu. Ama çok da kolay konulabilecek bir hayır, değil şu hal. Canım kolay konulabilecek tarafları yani şu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı şeyi duruyor sadece. Sayın Cumhurbaşkanı. İbadet
ticaret ihanet üçgeni duruyor. Kafada en net durabilen bu. Onun dışında zaten doğru bir üçgen yani. Evet, başka hiçbir şey tanımlamak lazım. Şimdi Sayın Erdoğan bence birçoğundan daha ileride, bu örgütün yapısını az çok daha herkesten daha ileride gördüğünü düşünüyorum ben. Hı. Ama aması var. Hı. Şimdi 15 Temmuz 2016'dan bu yana uygulananlar ve süreç. Bir, bu örgütün adını casusluk örgütü olarak koymadın. Bununla ilgili delil toplamadın. Ben şimdi burada maddi şeyler söylüyorum. Böyle bir delil toplamadın. Daraltmaz mı casusluk örgütü olarak? Hayır, şu anlamda sen casuslukla ilgili bir yargılamaya... Bir yönü olabilir. Bir yani. Yön, hayır ben şimdi tamam. Casusluk yoksa bu örgüt şöyle oluyor bak o zaman. Bakın, silahlı terör örgütüne üye olma. İşte veya örgüt üyesi. Toplam 9 yıl alıyor, 6 yıl alıyor. Zaten içeride geçirdiği vakit 4 yıl. Zaten kendisinden çıkıyor. Şimdi sen bu örgütü bir uluslararası bağlantılarını net bir şekilde koyup yargılama esnasında getirmedin. Pardon, tam sözünüzü kestim. Bu uluslararası bağlantı işi çok önemli. Şimdi çok spekülasyon var. O uluslararası bağlantılarla ilgili somut deliller çok önemli kamuoyunun bilmesine yönelik. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bir, Mustafa Zeki Uğurlu NATO vermedi Türkiye'ye. Doğru. Hı, evet. Oradaki bütün subayları çağrılan, 15 Temmuz'dan 3 gün önce çağrılan, ifadeye çağrılan subayların hiçbiri gelmedi. Ve NATO toplantılarına katıldılar zaten. Yani ve orada Amerika'da bunlar konuştu bir şekilde. Doğru. Yaşıyorlar. Şimdi ama PKK'lı da olsa vermezdi NATO zaten. Hayır, ben şimdi yani şöyle PKK ya zaten PKK FETÖ merkez olarak yönetilme şeyini ben zaten hani merkez olarak aynılar diye düşünüyorum. Bir merkezden yönetildikleri, aynı yerden yönetildiklerini düşündüğüm bir düşünce şeyim var, iklimim var. Şimdi casusluk örgütünde uluslararası anlamda şöyle düşünelim. Bir, siz MIT'e neden eleman sokarsınız? MIT. MIT'ten bahsediyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı. Devleti ele geçirmek için, evet. Rakiplerinizi tasfiye etmek için. MIT bir istihbarat kurumu, iç istihbarat, dış istihbarat hepsi var. Bu bilgiler nereye gidiyor? Pensilvanya'da yaşayan şahsa gidiyor. Evet. Pensilvanya'da yaşayan şahıs kime hizmet ediyor orada? Türkiye'ye mi hizmet ediyor şu anda, biliniyor mu? Siz MIT'te elemanlarınızı casuslukla başlıyorlar sorgulamaya ve yargılamaya. Sonra casusluktan, bakın casusluktan ceza vermiyor. Şimdi burada çelişkileri söylemeye çalışıyorum ben. Ama aynı devlet Müesser Yıldız'la, Barış Terkoğlu'na, Pehlivan'a askeri casuslukla suçlamaya çalışıyor ve onunla yargılamaya çalışıyor. Şimdi çelişki değil mi bu? Ama esas bir örgütten bahsediyorum ben. Şimdi bakın MIT'in içinde bak. Bir noktada şey mi, benim de mesela merak ettiğim, öyle bir yargılamaya başlananlar bir noktadan sonra devlete başka şeyler anlatmaya mı başlıyorlar? İşte ankesör işinin çözülmesine, mahrem imamların çözülmesine faydalı mı oluyorlar da aniden dosyaları ve suç şekli değişiyor diye merak ediyorum. Ama ne kadar faydalı olurlar bu saatten sonra olay. Evet. Şimdi başka bir konu. Senin ve sevgili Soner Yalçın bir iki paragraf var, onları vereceğim ama ne zaman istersen onu söyleyeyim. Yok, ver, onu devam verelim. Edebiliriz. Önemli bir iddia. Ama casusluk meselesi şundan dolayı önemli. Casusluğu biz dış ülkeye ne verdi? Ya zaten 15 Temmuz darbe girişiminin yönetildiği merkez Pensilvanya zaten. Bunu tespit ettin mi sen? Çünkü iddianamelere şunu koydun. Adil Öksüz Amerika'ya gitti. Geldi, görüntüler eşliğinde var. Yanındaki bütün sivil imamlar var. Talimat oradan alınıyor. Yani şimdi bu bağlantıları kurmadan, üzerine bunları yapmadan, hesaplaşacağın yeri bilmeden bir dava süreci açıyorsun. Ve bu dava süreçleri sadece şu oluyor. Tabii ki darbeye katılanların içine bombalama yapanların hepsi müebbet hapis, burada bir sıkıntı yok. Yani. Ama bu örgütün ne yaptığını, bu örgütün... Şimdi başka bir daha konu. Ergenekon, Balyoz, Oda TV, Şike vesaire davalarıyla ilgili bir kumpaslarıyla ilgili bir dava açıldı mı? Bunları kim kurdu? Bu operasyonları kim yaptı? Tamam, biz Fethullah'ı biliyoruz. Hani Fethullahçılar var diyoruz. İktidarla beraber yaptılar. İşin başka bir yönü de bu. Ama bu davalar niye açılmadı? Bunları şimdi esas olarak bitti. Hepsi beraat etti. Yargıtay'dan da onandı bir şey. Ergenekon zaten bitti. Neden? Kim, neden açılmıyor bu dava? Bu dava açılırsa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurulan komplonun ve Türkiye'deki Cumhuriyet devrimine yapılan saldırının uluslararası boyutları ortaya çıkacak. Bu çıktığı zaman zaten bugün işte zafer kazandık, emperyalizmi diz çöktürdük diyen Ayasofya konusunda
arkadaşların emperyalizmle nasıl işbirliği yaptığı ortaya çıkacak zaten. Şimdi ben çok buralarda 15 Temmuz'un bu 4. yılında artık kral çıplak demeliyiz. Yani ne oluyor? Bir, Soner Yalçın iddiası çok önemli bugün. AKP FETÖ'yle uzlaşıyor mu diyor. Birinci konulardan biri bu. İki, Mustafa Kemal Atatürk'le bir hesaplaşma mı başladı? Tekrar, tekrar, tekrar. Yani bir dejavu gibi sanki yaşıyoruz bazı şeyleri. Yani bir dur hani şöyle bir şey vardı. 19 Mayıs'ta aynı gemideyiz diye bir fotoğraf bakın var. Bakın size o Türk Sağ'ın düşünce atlasından iki şey hatırlatmak isterim. Buyurun. Türk Sağ'ında bir kahtı rical kavramı vardır. Yani devleti tanzimattan boyuna yöneten devlet bürokrasinin kadrolar milletin gerçek temsilcileri değil. Bunlar işte masonların, yabancı liberallerin, yabancı güçlerin, insanların, milletin kendi Anadolu çocuklarının oraya yerleşip onu yönetmesi kavramı evet, vardır. Evet. Fethullah da buna çok ayrıca uymuştur bu yani, kavrama. O yani, Anadolu çocukları demiştir hep o evet, için. Anadolu yani, çocukları, evet, gençleri evet, vesaire. Evet. Evet. Yani bu burada bir ciddi bir problematik bir şey süresi, yani sorun var. Yani şimdi evet, ben ruh hali olarak... Bir de sözünüzü unutmayayım. Tabii ben tasavvufu falan şey yapan, yani kültürümüzün ayrılmaz bir parçası kabul eden bir insan ama Türkiye'deki herhangi bir birbirine bağlı bir cemaatin lideri gitse Almanya'da ya da Amerika'da otursa ondan sonra bunlar için de aynı şeyi mi söyleyeceksiniz? Mesela yani düşünce tartışma meselesi koyduğun zaman. Yani hangi evet, pozisyonda yerli ve millilikten çıkıyor? Ya ben şimdi yerli evet, ve millilik tartışmasına evet, girmiyorum. Yerli ben ve millilik şey... diye bakın eylemlerdir önemli evet, olan. Sonuçta pratiktir. Fethullah Gülen'in bugün yerli bir... Tartışılmaz. Olmadığını o kısma geçti. Bütün herkes biliyor zaten bunu söyleyelim. Evet. Ama... bir tarikat lideri veya bir cemaat lideri şimdi Şeyh Nazım Kıbrıs'ı da bana göre yerli değildir. Yani biraz... değil çünkü ama İngilizdir. Ama devletle uğraşmıyordu İngilizdir yani. İngilizdir ama. Evet. Hayır yani ama İngiliz, bunu herkes evet, bilir aslında. Hani evet, İngilizlerle çok yakındır yani. Ama devletin içinde örgütlenmemek. Bakın burada ama devletin içinde onu sevenler olabilir. Bunun devlet kendi tehdit kabul etmiyor ama bu ayrı bir durum. Bak devletin içinde sevmek başka bir şey. Birileri evet, her yeri sevebiliriz. Evet. Yani herkes bir partiyi, herkes bir sivil çok toplum örgütü, siyasi idare cemaatle bilir evet, ama evet, senin devleti ele geçirmek gibi bir operasyonel bir şeyin var mı yok mu ona bakarsın. Tabii. Ama vardı. Bunu zaten 1970'lerden bir yana biliyorduk da 1900 işte o kahtı rical kavramı kısmen devleti ele geçirmenin karşılığıdır yani. Yani bravo. Yani bakın bu çok önemli bir tespit. İttihatçılar değil Anadolu çocukları yönetsin bu ülkeyi. Kafa budur. Yani ama işte hukukun dışına çıktığınız zaman onun kuralı yok yani. İttihatçılar dediğimizde yani, şudur. Aslında Mustafa Kemal'e gelir ondan sonra. Mustafa Kemal İttihat'la kendini koparsa bile, İttihat Terakkiçilerden ayrılsa bile Mustafa Kemal'dir ondan sonrası. Cumhuriyet devrimidir. Ve bunu tabii Cumhuriyet devriminin içinde olan bazı bana göre betonlaşmış bazı kafalar da bunu özellikle körüklemiştir. Karşılıklı bir şey oluşmuştur. Hani bu sekülerizmi tam anlamıyla böyle dinsizlik veya karşı o aşağılamaya döndüren bir şeyden dolayı o işin başka bir boyutu. Orayı da ben ıskalamıyorum hiçbir zaman. Ama Anadolu Müslümanı veya Anadolu çocuğu dediğimiz kişilerin o samimi dediğimiz çocukların alınıp bir devleti ele geçirme operasyonuna döndürecek kadar izin vermişsen ve bu örgütlerin bir yapılanma olarak uluslararası bağları ortadaysa siz bunu artık Anadolu çocukları falan diyemezsiniz. Zaten problem orada bakın. Normal demokratik siyaset yoluyla devlete talip olabilirsiniz. Evet. Siyaset iktidarda olursunuz. Evet. Zaten AK Parti Anadolu çocuklarının partisi evet, bir şekilde evet, baktığınız devam zaman. Devam edersiniz evet, zaten. Beraber evet, yürüdün. Seçimle kaybedersin, seçimle evet, gidersin. Evet, evet. Ama siz devlet için örgütlenip darbeyle bu işi yapmaya evet, kalktığınız zaman o zaten o devletin tanıma gelir. Sadece o değil biliyor musunuz? Şöyle bir sorun var. Küçücük bir yani o çizgi bir yerde bulanıklaştı. Yani iki tarafta Anadolu çocukları, iki tarafta Jacobinizme, aşırı laikliğe karşılar ama o kadar iç içe geçerek birbirlerini etkiler ve büyütür hale geldiler ki en sonunda kimin hayatta kalacağı meselesine i̇şte ama geldik. Ortada hukuk meselesi var. Yani belki kabul etmezsiniz ama yani dini şeriatta şarap, üzüm suyu ve sirke arasında farklar vardır temel. Ya şimdi o öyle bir fark bu iş. Baktığınız zaman mantık olarak ben de bir yani ironi evet, olarak evet, ortaya evet, koymaya çalıştım. Şöyle Sayın Erdoğan hani bir
Rabbim bizi affetsin dediği, aynı menzile yürüdüğümüzü zannediyorduk. Alnı secdeye varanlar demişti ve Rabbim bizi affetsin, kandırıldık demişti. Şimdi aslında baktığınız zaman Anadolu çocukları beraber yürüyüp 1923 Cumhuriyet Devrimi ile bir hesaplaşma süreci yaşanıyordu. Bu da bir gerçek. Aslında şöyle bir yalanın üzerine kurulmuştu o süreç ve şimdi tekrar başladı da onun için ben vurgu yapıyorum. Türkiye'de Kemalistler şunları ya. Kemalistler bir şey yapmadı ya bu ülkede. Kendilerini Kemalist olarak nitelendiren ama göbeği Amerika'da yaşayan, o kafayla iş işe geçmiş bir azınlık bir takım operasyonlar yaptı bana göre. Mesela Osmanlı Aslanoğlu çocuklarına gerektiği değeri vermedi. Osmanlı modernleşmesi bir Balkan modernleşmesidir. Doğru. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları da Osmanlı modernleşmesinin evlatlarıdır sonuçta. Fatih Sultan Mehmet en ilerici. Ama Balkan modernleşmesi tamamen reddedilecek kötü bir modernleşme. Tabii yok. Yani Fatih Sultan Mehmet kimdir? Ticari manada hem entelektüel manada Türkiye'yi dışarıya açtı, dünyaya açtılar Fatih yani. Fatih Sultan Mehmet nedir? En ilerici, Batı'yı en iyi özümseyen padişahlardan biridir. Yani aslında 7 tane dil biliyor, Latince biliyor. Evet. Ve eski antik dönem tarihini çok iyi bildiği için ya o karadan yürütme meselesini o Troya savaşları o döneminden yani alan bir model. Yani kodları mukaddesat bu çizgi, muhafazakar çizginin Fatih Sultan Mehmet'le uyuşmuyor aslında. Yani oraya doğru oturmuyor. Abdülhamit'le de uyuşmaz için içine girerseniz. Abdülhamit'le şöyle işte basındır bilmem nedir, meclisi yani, kapatalımdır vesaire yani. Gibi şeyler. Ama özel hayır meclis yok ya şu anda. Ama meclis var ama yok dediğimiz. Özel hayatta uyuşmaz. Özel hayatta uyuşmaz. Ben o zaman orijinal tartışmaya gireyim. Hem senin yazdığın yazı hem de sonra Yalçın'dan bir paragraf. Sonra Yalçın diyor ki bu son dönemde dış politikadaki attığımız adımlar Çin karşıtı FETÖ ile AKP'den yeniden buluşturulmak isteniyor diyor. Bu dışarıdan dayatılıyor diyor. Ukrayna'ya askeri yardım, Ayasofya'nın cami yapılması, düşen Rus helikopteri önünde röportaj. Bunlar AK Parti'ye bir tazyik var dışarıdan diyor. Seninkinden de bir parça alayım. Gerçekten sadece dışarıdan mı onu merak ettiğimiz için ama belli ki bir Amerika'nın bir eksen düzeltme operasyonu var yani AK Parti üzerinde. 15 Temmuz 2016'da ABD destekli darbe girişiminin ardından Atatürk'te birleşen halkı kim kutuplaştırmak istedi? Ya da Amerika'nın 90'larda empoze etmeye başladığı, 2002'de iktidara taşıdığı yeni Osmanlıcılık, ılımlı İslam rotasına mı dönüldü? Sorular çok. Can alıcı soru, Türkiye tekrar Atlantik düzlemine mi girdi? Tamamen kötü mü Atlantik düzlemine girmek? Veya 15 hani... Temmuz'u yaşadık. 12 Eylül'ü yaşadık, 12 Mart'ı yaşadık. Atlantik düzlemi dediğiniz düzlem özgürlük, demokrasi, refah bilmem ne düzlemi değil ki. Tam tersi sana darbeye getiren, seni ekonomik anlamda tam anlamıyla kuşatma içine sokan, senin bağımsızlığını, hani bugün bağımsızlık sloganları atılıyor ya, yaşasın tam bağımsız Müslüman Türkiye sloganları. Peki ben size bir soru sorayım yani hızlı açıkta. Siz şimdi bir vatandaş olarak, bir İran vatandaşı olarak ya da bir Rusya'daki bir vatandaş ya da Çin'de yaşayan bir vatandaş olarak mı yaşamak isterdiniz? Yok, siz ne bileyim, Türkiye'de mi yaşamak? Yani? Çok basit bir soru değil mi bu sizin gibi birine? Yani ama olur mu ama öyle bir soru, böyle bir şey demiyorum ki ben. Ben bakın Rusya, Çin, İran demedim burada. Ben onları tamam. Geçelim. Eyvallah. Atlantik düzlemi. Ben Atlantik düzleminden bahsediyorum. Ben onlar gibi olalım demiyorum. Rusya, Çin veya İran ama gibi de demiyoruz. Ama artık dünyada herhalde o kadar mıknatıs etkisi yapmadan da kendi pozisyonumuzu koruyarak da Amerika'yla iş yapılamaz mı? Yapılır işte, ben onu söylüyorum. Hayır, ben Amerika'dan vazgeçelim veya Batı'dan vazgeçelim tamam, demiyorum. Katılıyorum tamam. Ama şunu söylüyorum. Dengeli, karşılıklı, eşitlikçi bir şekilde yürüyecek şeyler. Bana S-400'ü, S-400'ü alamazsın diyemeyecek mesela. Tabii, tabii. Onu demek istiyorum ben. Ben de alırım diyeceğim. Hani yapıyor ya şimdi. Ama gelip de şeyde ama durmayacak. Ama öyle bir ifade, öyle bir şeyi anlamı çağrıştırıyor. Hayır, Atlantik yani. Düzlemine evet, girmek şu sizin ama. Sizin için demiyorum. Soner Bey'de evet, diyorsunuz. Hı. Ya şimdi şöyle bir şey var. Evet, Türkiye... Ya bu sembolizmler ama... Sembolik bir şeydi. Soner Yalçın'ın kodlarını bildiğim için de yani ben söyleyebiliyorum bunu. Şimdi bir Atlantik Avrasya çizgisi var. Şimdi Avrasya'yı herkes şöyle algılıyor. İşte Rusya, Çin, İran, hayır, Almanya'sı, Fransa'sı, aslında o Avrasya'nın içinde olan Batı kutubu da var. Ama burada ama tabii Batı... iktidara yakın blok onları yok sayıyor ve çünkü Avrupa'dan hiçbir şey olmaz. Avrupa olmaz, çünkü... evet. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Atlantik düzlemi Türkiye'ye ne getirdi? Türkiye'ye ne koydu önümüze bizim? Bir,
1950'lerden sonra anti-Sovyet mücadelenin içinde komünizmle mücadele derneklerini getirdi. İlim Yayma Cemiyeti'ni kurdu. Ve Türkiye'de tam bağımsız Türkiye slogan atan çocukların üzerinde kanlı pazarlarla devam etti. Gladio'yu kurdu. Gladio'yu Seferberlik Tetkik Kurulu üzerinden Gladio Özel Harp Dairesi'nin kurulmasındaki maaşlar onlar verdi. Maaşlar evet. Onlar verdi. Rabıtaya da maaşlar verdi. MİT'in MAH-MİT vesaire süreci, Fuat Doğular'ın ilişkilerini zaten okuduk bunları. Diyanet'in en Avrupa son... temsilcilerini falan zannediyorum maaşlar onlar verdi. Nerede? Diyanet'in Avrupa temsilcilerini. Onu öyle bilmiyorum. Bir onu, MİT'in ama onlar içinde verdi. Para dönüş şeyleri olmuş. Yok, rabıta örgütü üzerinde. Rabıta örgütü. Şimdi bu yapılanma Atlantik düzlemini Türkiye'ye getirdiği de 10 yılda bir darbe diyoruz yani biz kesinti. Ben yapmadım ki bunları. Bu Atlantik düzleminin getirdiği sonuç oldu burada. Şimdi bunları Kemalistler de yapmadı bu darbeleri. Yani Kemalistler, Kenan Evren bir Kemalist subay diyemeyiz Kenan Evren'in çizgisine. Çizgi anlamda söylüyorum, sembolik anlamda söylüyorum. Veya 12 Martçıların çizgisine bir Kemalist çizgi diyemeyiz. 27 Mayıs'ın bile... Yani çizgisine Kemalist diyemeyiz. Çünkü Batı zaten o NATO'dan kopmam, Cento vesaire devam eden. Yurtta Sulh Konseyi dedikleri konseyin açıklamasına da bakın zaten. O açıklamalarında büyük farkı var mı 12 Eylül açıklamalarından şuradan buradan? Alt alta koyduğunuz zaman yolsuzluk var, şu var. NATO'dan kopmayacağım, Batı'dan kopmayacağım. Sen ne ama bu var diyor. Şimdi Türkiye tekrar bu düzle Osman aşkım bakın NATO biliyorsun asambleyesi. Dostluk şeyin bir yalanlamadığı bir açıklama var. Esas düşman Rusya'dır. Esas düşman Rusya dedi. S-400'ler konusunu biz de bilmiyoruz dedi. Fransızlar da sizsiniz yani ne demek istiyorsunuz dedi. Yani Allah Allah şaşırtmışlar, şaşırdılar. Siz mi söylüyorsunuz bunu dedi. Şimdi eksen kayması dediğimiz yani bir dengelenme varken şimdi tekrar oraya oturma ama var. Ama dünyada da dengeler üstad değişti yani. Eskisi kadar yani çok kesin kutuplar yok. Dünyadaki çok boşluk alanları özellikle mesela virüs sonrasında da çok oluştu. Zaten Türkiye'de bu boşluk alanlarını siyaset olarak değerlendiriyor. Yoksa dünyada, normalde... Ama dünyada dengeler değişmedi mi? Değişti diyorum. Çok dünya, değişti. Işte şöyle değişti, değişti dünyada ama yani. Tekrar çok kutuplu bir dünya oluşmadı mı sizce? Yani bence dünyada bir kaos hakim şu anda. Yani dünyada tanımlanabilecek bir düzen alanı yok. Hı hı. Yani dünyada tanımlanabilecek bir hegemon güç de yok. Yani birkaç çok kutup olabilecek, 3 tane kutup diyebileceğimiz ciddi güç de yok ortada. Yani ha belki güçlü şirketlerden, güçlü teknolojilerden, güçlü ekonomik alanlardan bahsedebiliriz. Ya şimdi bir tarafta ya, evet, Çin'in, evet. Rusya'nın, Hindistan'ın vesairenin onlar bir bloğu yükseliyor, yükseliyor. Tabii, bir blok tabii. Var. Ekonomik tarafta, olarak ama. Yani, ekonomik olarak. Yani askeri manada diyemeyiz yani. Evet. Ama şey de neydi onun adı? Trump da mesela savunmayı aslında ya, daha da ufaltmaya çalışıyor. Yani çünkü Amerika içine dönmeye çalışıyor. Evet, Amerika, Trump onu yapmaya evet. Çalışıyor. Kendi içine çalışıyor. Evet, kendi içine dönmeye çalışıyor ama orada da bir blok var. Amerika bloğu zaten devam ediyor hala. Yani çok kutuplu dediğim benim bu hala süren. Şimdi Ergenekon burada operasyonları hani... neden oldu? Neden oldu? Tabii Tuncer yani. Kılıç'ın o cümlesiyle aslında netleşti orada başladı o işler. Amerika yok dedi sadece dedi. Rusya var dedi. İran var dedi. Aslında süreç başladı. Wikileaks belgelerinde zaten hepsi yazılıyor. Yazıldı çıktı ortaya. Yani Türk ordusunu Atlantikçiler, Avrasyacılar, şucular, bucular diye bölmüşler. İsim isim vermişler. Evet. Yani bugün gelinen noktada bizim 15 Temmuz'un arkasında kim vardı? 15 Temmuz'dan 10 gün içinde Sayın İçişleri Bakanı şimdi Süleyman Soylu, Binali Yıldırım Başbakan hepsi dediler ki incirlik Amerika. Kendileri ağızlarıyla söylediler bunları. Sayın Erdoğan zaten hep akıl üst akıl diyordu yani. Küresel güçler Amerika'ya hedef alıyordu. Ama bunların üzerine giden bir süreç yaşanmadı. Şimdi terse dönüyor. Şimdi terse dönüyor. Nasıl? Bir süreç terse dönüyor. İşte Soner'in yazısı o anlama geliyor. Ayasofya konusunda. Ben şimdi Ayasofya'yı ben biraz daha tersten şöyle bakıyorum. Amerika'da çok sert bir açıklama yok aslında Amerika'dan yok, gelen. Hiç yok. Var mı? Dünyada yok canım. Hayır, dünyada yok. Bir şey yok. Hani Amerika'dan çok hani beklenecek. Neden yok biliyor musun? Patrikhanenin ekümenik olmasının önü açıldı şu anda. Ruhban okulu vesaire sürecinin önü açtı. Çok rahat bir şekilde Osmanlı'da Patrik ekümenikti. Şimdi de olacak. İsteyecek bunu, talep edecekler. 24 Temmuz neden Cuma namazını 24 Temmuz'a getirdi? Neden? Getirir? Evet. Onu çok ya çok açık ama ya çok açık. Artık yani biz bunları yani saklayarak şey yaparak bir şey. Lozan'ın yıl dönümünde Lozan'ın
hep bir Lozan geri dönüştür. Lozan aslında kaybedilmektir. Kaybetmektir. Ama ben burada katılmadığımız var. Tabii tabii siz konuşun. Hayır, şimdi şöyle. Yani mesela 24 Temmuz'u ikinci meşrutiyetin yıl dönümü olduğu için biraz fazla teferruat gibi geliyor bana ama o hani Abdülhamit'in aklar ama verdiği vesaire. Şimdi falan. Şimdi pardon. Bence o gün çok fazla böyle AK Parti'ye yakın kalemlere aslında o da bilmem nenin yıl dönümü Lozan'la hesaplaşmak ama, falan diye çok. Hocam şunu iyi bilin. Türk sahanın yani çektiniz ya ama siz bir Mustafa Kemal'le hesaplaşma değil midir Ayasofya aslında 34. Şimdi ona ayrı girmek lazım. Evet, ayrı uzun bu konu da. Yani şimdi ben şöyle görüyorum. Bir defa yani şimdi Ayasofya'nın tabii açılması, zamanlaması, ondan sonra Türkiye'deki siyasi atmosfer, ekonomik kriz, tartışılan bazı konular, oy trendlerinin oynaması falan bunlar tabii gerçek şeyler. Bunlar değil. Ama bütün bunlar gerçek olmasına rağmen tarihte iki şey hatırlanacak. Bakın 1950'de Arapça ezanı Adnan Menderes, pardon Türkçe ezanı Adnan Menderes değiştirerek tekrar aslına rücu etti diye herkes hatırlanır. Rize'nin köylerinde bile dahil herkes Adnan Menderes'i öyle anır. Tarih bundan sonra Sayın Erdoğan'ı Ayasofya'yı açan Cumhurbaşkanı olarak anacak. Yani halk artık öyle bu manaya girecek. İkinci mesele sonuç olarak bu saatten sonra AK Parti iktidardan gitse de başka sol iktidarlar gelse de ne olursa olsun hiçbir iktidar artık Ayasofya'nın eski statüsüne dönmesi konusuna popülist olarak ve siyasi olarak geri dönemeyecek. Yani dönse kendine bile çok büyük aldım bederler. Artık doğru yani, dönmesinler yani, evet zaten. Yani. Yok yok ben tespit olan zaman. Doğru. Şimdi tabii yani Ayasofya açılıyor ama yani Ayasofya açılırken bugün işte Ortodoks kültürü işte Bizans kültürü ile ilgili gördüğüm kadarıyla saygı duyulacak. İşte sfenksler bakılacak onarımı işte lazerlerle falan vakit namazları kapatılacak. Bir de bizim en büyük kaybımız bana sorarsanız oradaki gelirimiz. Şimdi oradaki turistler yabancılar oraya 80 lira 100 lira vereceğine bedavaya gelip gidecekler. Yani işin turistik kaybı olarak eski yani yarı şaka yani. Yani gene bir formül bulur bakın, bir kapıya biz ben turist rehberliği yaptım. Bir Sultanahmet'e de grup sokar. Aslındaki bir cümlesi çok önemli bence. Tarihe ihanet edilmişti diyor 1934'te. Ya o çok. Bu cümle çok kritik bir cümle bakın. Bakın ben onunla ilgili şunu düşüncelerimi söyleyeyim. Mesela Sayın Erdoğan sonuç olarak bir insan ve o insanın hayatını, ailesi, yetiştiriliş tarzı, sosyal habitatı, inançları, ideolojik ambisyonları falan hepsi şekillendirmişler. Yani onların insanın yüzleşmesi, geçmiş dönemle ilgili yüzleşmesi, fantazileri zaman zaman açığa çıkabilir. Ama o her zaman o siyaseti o manada yapacak manasında değildir. Yani benim bildiğim kadarıyla AK Parti'yi her bakımdan eleştirebilirsiniz Sayın Erdoğan'ı ama bence bu laikliğe duyulan ya da şeye duyulan, yaşam tarzlarına duyulan saygı ve şey kaygı 2000'lerin başına göre baktığı zaman yok, bir şey söylemek mümkün değil yani. Laik antilek taşması değil evet buradaki yani benim dediğim. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi çok taş adam eriyor. Başladılar. Yani. Sloganlar atılmaya başlandı. Şimdi siz Türk sahanı dediğiniz gibi evet, çok evet iyi bilen bir isim olarak o muhafazakar kesimdeki Atatürk alerjisini biliyoruz zaten. Şimdi, yani o alerjiyi biliyoruz. Bakın, Atatürk alerjisi yani muhafazakar sahada 3 grupta. Yani birincisi milli görüş. İkincisi bu milli mücadele grubu, yeniden milli mücadele diğer edibaliler, grubu. Evet. Üçüncüsü yani ülkücü kesim. Şimdi milli görüş kesiminde böyle bir yargı temelde mevcuttur. Yani baktığın zaman Türkiye'nin yani İslami değerler ve kültürel değerleri yapılan devrimlerle çok tahrip edildiğini ve bunun büyük sorumluluğunun merhum Atatürk üzerinde olduğu şeyi vardır. Milli görüşte. Evet ama sonuç itibariyle Türk sahanın 3'te 2 olan kısmı yani işte MHP ile temsil edilen ya da merkez sahada temsil edilen kısmı ise Atatürk'ü bir milli mücadele kahramanı olarak görür ve yapılan devrimlerle ilgili bu kısımları pek görmezlikten gelinir yani baktığınız zaman. Hı hı. Yani sonuç itibariyle sadece milli görüş değil ama bütün tarikat ve cemaatlerin büyük bir bölümünde bu vardır. Tabii, sadece milli görüş değil. Sayın Nursi'de de bu vardır. Tabii. Diğer tabii, işte Nakşiler'de de bu vardır. Tabii. Mustafa ama Kemal'e karşı bu, bir özel bir şey var. Şu anda da iktidarda olan ama, ki ama bu siyasallaşmamıştır. Tarikatlardaki ve diğer cemaatlerdeki Atatürk'e olan bu manadaki antipati siyasallaşmamıştır.
Yani önemli olan bunun Atatürk karşıtlığının siyasallaşması problemi. Nasıl önemli. Mesela? Çok somut biraz ama daha açabilir yani, miyiz? Daha ne kadar siyasallaşabilir, daha ne kadar siyasallaşabilir ki Atatürk karşıtlığı? Yani 2011'de Fethullah Gülen'in bir küçük tipnot, bunu ben bir vereyim, hızlıca şunları vereyim ama bu meseleye devam edelim. Din İşleri Yüksek Kurulu Ayasofya ile ilgili bir açıklama yapıyor ve resimler namazın sıhhatine engel değildir diyor. Tekrar ibadete açılması hukukun gereğidir diyor. Şimdi resimler konusu önemli. Orada bunları hızlıca vereyim. Bollarımı rica edeyim, arkaya vereceğim slaytlarımı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Vladimir Putin'le bir görüşmesi oldu. Ve Ortodoks alemi için ne kadar önemli olduğu Ayasofya'nın bir kez daha gündeme geldi. Burada anladığımız kadarıyla talep Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelmiş. Yani Moskova'yı kendisi aramış. Diyor ki Putin de Erdoğan'a Ayasofya kararının Rusya'da uyandırdığı tepkiyi aktarıyor. İsteyen herkesin Ayasofya'ya girebileceğinin ve Hristiyanlar için kutsal olan yerlerin korunacağının garantisini veriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Mesaj bununla bitmiyor. Bir açıklama geliyor Kremlin'den. Kremlin'in açıklamasında biraz üzüntü var. Dmitri Peskov daha yumuşak geçiyor ama Maria Zaharova daha üst perdeden bir açıklama yapıyor. Yazılı açıklama metninde Atatürk'e vurgu var, Erdoğan yok diyor. Atatürk'ün modern Türkiye'nin kurucusu olduğu Ayasofya'yı barış ve dinler arası uyumun sembolü yaptığı vurgusu var Moskova'nın açıklamasında. UNESCO ile eşsiz eserin korunması beklentisi de var. Şimdi UNESCO önemli, birazdan gene gelecek ekranınıza. Sevgili Kübra Apar Kültür Bakanı ile konuşuyor. Sayın Bakan da diyor ki ışık falan olmayacak. Yani böyle hani şimdi Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasıyla birebir paralel bir şekilde perde de örtülmeyecek, o da olmayacak. Onu da rica edeyim, mümkünse Ayasofya lazer diye bir tane slaydımız olacak. Lazer kullanılacağı, ışıkla karartılacağı iddiasını yalanlıyor Sayın Bakan. Ve diyor ki UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz Bey'in de içinde olduğu bir ekim görüşlerini alarak hareket ediyoruz. UNESCO'yu bu süreçte kesinlikle bypass etmiyoruz. Tüm uzmanların görüşünü alıyoruz. Bu Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'nın açıklaması. Bu dini fetva. Yani Diyanet fetva verirse o fensker ya da yani bu bir tartışmalı görüş. Yok, namaz kıldığının karşısında resim olursa o namaz olmaz. Bunlar tartışmalı dini görüşler. Ama yani, normal. Evet. Çünkü bunu ben mesela bir sanat tarihçisi arkadaşıma sordum. Fatih de kapatmadı çünkü dua hizasının çok yukarısı. Tabii. Yani mesela görüşe engel değil. Evet. Buradaki tartışma şu. UNESCO'yla görüşüyoruz diyor Sayın Kültür Bakanı. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da bir sene hiç muhatabımız bile olmayabilirler diyor. Ne diyor? Soracak değiliz. Görüşlerini almak şart değil. Olmayabilir tabii ama yani alsanız iyi olur bir şekilde. Çünkü bu binanın halen dünya serveti listesinde bulunmasının sebebi UNESCO. Çıkartabilir listeden. Biz de görüşünü almayabiliriz. Ama mesela Toledo'yu çıkartmıyor. Toledo Camii. Şaheser bir eser ve kilise yapmışlar yalnız doğumlar. Peki bir sene önceyle bir sene sonrası ne değişti? Tabii siyasi ortam. Yani Sayın Erdoğan dedi ki ben burada oyuna gelmem. Beni Ayasofya konusunda deyip de. Ne oyunu oldu da biz şimdi? Biz demin konuşmadık mı siyasette dündür evet, bugündür. Onun ismini söyleyememiştiniz ama Sayın Erdoğan da o devre Sayın Erdoğan da siyasetçi yani. Hayır evet. Ama yani ne değişiyor işte? Yani bu kadar çabuk ne değişti? Hayır yani o hani Türksan veya muhafazakar cenahı Atatürk. Şimdi bakın Atatürk'e hıncı diyelim. Yani, evet, alerjinin bakın, ötesinde yok. Bir şey çünkü o. Şimdi bakın muhafazakar camiada Atatürk'le ilgili sağlam dini argümanlar da var. Yani Atatürk büyük Nakşibendi şehirlerin en büyüklerinden Suriye kökenli Ahmet-i Hazneviye nutuk şeyinde yazdığı mektup var. Yani saygı ve dua canım. İstiyor. Ondan sonra mesela en temel eser Hak dini, Kur'an dini, Elmalı Hamdi Yazır'ın Atatürk kendisi destek veriyor. Meclisle beraber bir ödenek ayrılıyor ve ondan sonra kendi imza atıyor. Ki Elmalı Hamdi Yazır kendisini çok sert entelektüel olarak eleştirmesine rağmen onu çıkartıyor. Sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuruyor. Bu Sünni olacaktır, Hanefi olacaktır, Maturidi itikadına. Ya bugünkü Sünni İslam'ı Türk milliyetçiliğinin ya da işte milli görüşün temeli şeyler. Yani her ne kadar eylem olarak dese bile ama temel bir ideolojik, retorik olarak Atatürk tamamen koruyor yani baktığınız zaman. Doğru. O açıdan Türk sağının yani temelde Atatürk'le bir derdi yok. Ama kimin var? İşte ama sonuç itibariyle tekke ve zaviyelerin kapatılması mı mesele? Yani tekke ve zaviyelerin kapatılması da bir açık. Ama bakın şimdi
Türkiye'de bugün sağ ve sol siyaset referans noktalarını, yani bu imaginal community diye bir şey vardır, bir kitap vardır. Yani yani aslına bakarsanız bu tip milliyetçilik, ideolojik tanımları tamamen imaginaldir. Yani bugün gerçek Atatürk'le konuşsak, gerçek işte kimlerle konuşsak, bunların ötesinde şeyler, gerçek Abdülhamit'le konuşsak farklı şeyler görebiliriz. Yani gerçek Abdülhamit'le, gerçek Atatürk'le konuşsak bugünkü Atatürkçüleri ya da işte sağcıları pek beğeneceklerini zannetmiyorum herkes yani. Herkes bir tarafından. Yani bir tarafından düşünüyor. Çok şey bir konu bu yani. Tamam. Tamamladıysanız efendim ben bu dinişleri yüksek açıklamasını tamamını vereyim. Sonra da Aytunç'un gündeme getirdiği soru, yani ne değişti de bir sene sonra bu noktadayız. Ayasofya Camii'nde bulunan resimler burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşu içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır. Şimdi demek ki Kültür Bakanlığı'nın istediği değil, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun istediği olacak. Bir şekilde oraya bir mekanizma kurulmak zorunda kalacak. Fatih kapatmamıştı, tekrar hatırlatalım. Çünkü namaz boyutu göz hizasının üstündedir. Kimse de başını kaldırıp ne secdede... Fatih sıvatmıştı bildiğim kadarıyla. Sıvama işi çok sonra 1700'lerde hatta tamam. Yani fosatiler... O önemli bir şey arası. Ama bahsettim. Ama evet, Fatih'in açık bıraktığı ve benim konuştuğum bütün tarihçi arkadaşlarım, Fatih ne yaptıysa ne bir fazlasını ne bir eksiğini yapabiliriz. Onun için dokunmadı hiçbir şekilde. Bir bilgiyi de hatırlatayım. Galeriyi de açmadı, yukarıyı da ibadete İstanbul'u açmadı İstanbul'u kutlama, diyor. Fetih kutlamaları Osmanlı döneminde hiç gerçekleşmedi. Sadece ilk fetih kutlaması da 1938 yılında İsmet İnönü'nün başbakanlığında, Cumhurbaşkanlığı döneminde resmi olarak şey oldu, gerçekleşti. O ne değişti peki? Nereden, ne oldu da bu hale geldik? Yani bence birincisi Sayın Çelenk'in dediği gibi siyaseten Adalet ve Kalkınma Partisi muhafazakar tabanı elde tutmaya çalışıyor. Çünkü tam bunun etkisi uzun vadeli olur. Pek zannedildiği gibi kısa vadeli bir etkili olmaz. Yani şimdi deniyor ki analiz, tamam aldı ama şimdi unutulur bu. Hayır, unutulmaz. Ben onu size söyleyeyim. Yok, unutulmaz tabii. Simgesel anlamda unutulacak bir durumu yok. Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açan Cumhurbaşkanı'dır artık. Yani evet. Bunu tarih kitapları ileride böyle yazacaktır zaten. Hiç bunu tartışmasız, veya Sayın Menderes'in dediği gibi, rahmetli Menderes'in dediği gibi Türkçe yazan olayıdır. Simgeler oluşmuştur. Ama gerçekte bir Babacan ve Davutoğlu gerçeği var artık. Yani bunu şimdi ne kadar yatsak yatsayalım. Onlar da offside'e düşmemek için hepsi Sayın Gül dahil olmak üzere destek mesajları verdi. Yani. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu dahi. Evet. Kılıçdaroğlu zaten evet, Sayın Gül'le aynı çizgide politika izliyor. Öyle gözüküyor yani. Şimdi burada ittifaklar üzerine kurulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde %3 veya %4 gittiği anda seçilemeyebilir Sayın Erdoğan. Ve Gelecek Partisi'de, Deva Partisi'de bu potansiyelin olduğu ortaya çıktı. Ve bir de gerçekten 2000'lerde kurulan partiyle, yani 2013'lerden sonraki AKP arasında farklar olduğunu, artık AKP'ye yıllarca destek vermiş Adalet ve Kalkınma Partisi olmayan aslında ama o ruhu kabul eden isimlerde bu endişe arttıkça Babacan, özellikle Babacan'a doğru, Sayın Babacan'a burada doğru. Burada bir yorum yapabilir miyim? Bak mesela bu Anadolu çocuklarının partisi dedik ya. Şimdi Anadolu çocukları 90'lı yıllara göre iş adamı oldular, küçük orta işletmeler kurdular. Tokat'ta, Konya'da kendini gösterdiler ama entelektüel yönleri yoktu. Hı hı. Yani para kazanıyorlardı ama belki nasıl harcayacaklarını bilmiyorlardı. Şimdi AK Parti dönemi, AK Parti onların temsilcisi 28 Şubat'tan sonra. Ve AK Parti için öyle bir sınıf oluştu ki artık çok para kazanıyor. Kaynaklar akıyor bir kısma. Artık nasıl kazanabileceği, nasıl estetiği, nasıl şeyi de öğrendi. Terse döndü. Şimdi onların talepleri artık otoriter sistem, demokrasiyi daha çok onlar da istiyorlar. Yani onlar da arayış içindeler baktığınız zaman. O kesim. O gençlik dediğimiz kesim, bu baskı ve sansür, baskılar vesaire, özgürlükler konusunda Z kuşağı yani deniliyor ya. Büyükleri de öyle. İstanbul'da artık gidip de Bebek'te özel kahvaltı yapıyorlar bilmem ne falan. Yani şimdi yani işin şey tarafı şu, Adalet ve Kalkınma Partisi artık zencilerin partisi değil. Tırnak içinde. Siyahların partisi değil. Beyaz Türklerin partisine doğru dönüşmeye başladı. Türkiye'deki yoksullardan, o İdris Küçükömer'in dediği gibi, sol sağ tanımı gibi,
Türkiye'deki yoksullardan en çok oy alan ve onların isteklerini kısa vadeli en iyi tatmin eden AK Parti. Ya Refah Partisi'dir ayrıca. Tabii. AK Parti değildir, Refah tabii. Partisi'dir. Başlangıcı tabii, odur. Sol tabii, politikaları tabii. Daha çok emekçilerle yürüyen. %30 emekçi ve lülpenlerin şeyidir. Yani. Ya destek veriyorlar ama bir anlayış değişti. Yani evet. Ne değişti? Eskiden biz tüzüklerle savaşarak geldikten ziyade şimdi o manşetleri kapatmaya çalışan, o manşetlerden uzak durmaya çalışan bir Erdoğan portresi var karşımızda. Peki şimdi, bunlar seçim işareti mi? Öyle mi gözüküyor? Ben Amerika ile bence bir buçuk yıl içinde kaçırılmaz. Yani bu süreç onu gösteriyor. 23'ü bulmayacak zaten. Yani bulmaz 23. Ya bulmaz. Ekonomi ne gösterecekse ona göre bakmak lazım. Ekonomik süreç ne olacaksa onu görmek lazım bence. Yani erken seçim için. Yani eğer ekonomi devam ederse bu şekilde ve olumlu hava tırnak içinde görürse, esirirse, insanlarda bir rahatlama oluşursa seçime gidilebilir. Ama Atınç Bey, dünyada para bulmak çok zor bir şey değil şu anki şeyde, değil mi abi? Yani o zaman ya, bol sistem, da bize yani, kolay gelmiyor. Yani bize kolay birazdan gelmiyor, haklısın rakam, ama rakam yani çok çok zor bir şey değil. Büyük yani paraları bulmak, kısa vadeli şeyler. O zaman Atlantik düzlemine girersen tekrar. Mesela yani. Evet. O düzlemin içinden sana sıcak para akışı tekrar gelebilir. Ama bir takım taleplerle gelebilir. Örneğin Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin Cenevre görüşmelerine katılmasını engellemeyeceksin derler. Yani, Barzani ile beraber çatı örgütünü kur zaten derler. Zaten şu anda yok. Kürtlerle ilgili bir ortak bir şey var. Ben vardı. Yazdım evet. Bunu da. Big Ben yazdım burada. Sonra El Monitör'de toplantısı çıktı bunun. Haseke'de, Amerika'nın Haseke üssünün yakındaki bir üste William Rabuk, Jeffrey'nin yardımcısı. Beraber resim çektirdiler, biz de verdik. Evet, yani bunların hepsi toplantı yaptılar. Çıktı ortaya. Buna da ses çıkarmadık ayrıca, dikkat edin. Tepki var mıydı bizde? YPG bizim için kırmızı çizgi ama tepki gelmedi hiç. Ama ben bakın, daha dramatik olanını NATO'nun içindeki bir çok uzun bir müzakere sürecinde, hani Baltık ülkelerinin güvenlik paktı meselesinde YPG konusundaki çekincemizi kaldırmamız olarak görüyorum. Yani, bakın bir de şu var. Yani PKK ile ve YPG'nin ayrıştırması bence pratik olarak pek mümkün bir şey değil bence ama de değil. Sanki ABD bu son uygulamalarla ve işte koyduğu işte ödüllerle falan ya da operasyonlarla Türkiye'ye verdikleri nokta şeyleriyle bunu yapıp Türkiye'yi ikna etmek istiyor sanki. Yani, sanki şöyle bir şey var. PKK içindeki kadroların aslında YPG tarafına yönetilmesini, yani Suriye'de Mazlum Kobani tarafından, Kandil'den değil de Mazlum daha çok Kobani hesapta uzaklaştırıyor diğer Mazlum Kobani üzerinden yürüdü ama biz yine burada şöyle bir şey var. Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden biri YPG ve bu son toplantılara ve alınan kararlara hiçbir şekilde tepki göstermedik biz. Çok sert açıklamalar yapılırdı daha önce. Burada bir netlik var. İkincisi Libya meselesinde çünkü galiba daha büyük, bize daha güzel bir pasta gösteriliyor. Evet, yani ben şimdi o yüzden dedim ya, para ekonomide para lazım olacak, şu olacak, bir takım anlaşma. S-400'ler hala şeyde, hani hep açıklama yapılıyor, yok efendim orada değil burada değil, yani ne oldu? Şeyde duruyor, bekleyecek, yani onunla ilgili de bir şey yok. Putin'le devamlı görüşü artı. Sen İdlib'in alt üst M4, M5'in altı ve üstündeki radikal cihatçılarla ne yapıyorsun? Yani Rusya'nın seninle aslana, son aslanı. Suriye bombaladı gene dün onları. Suriye bombalıyor ama aslanın sürecinde son 14 maddelik şeyde biz bitirecektik. Hani bizim bulunduğumuz bölgede o HTŞ'ler vesaireler var ya, biz bir Cevlan'ın örgütünü falan bir, hayır, orada Rusya bizden hala bekliyor. Bir şey yaptık mı yapmadık mı diye. Yani çok denklem var şu anda. Çok soru var. Ve bu arada da işte Ayasofya oluştu. Çoklu baro denilen sistem Libya var. Gelişti. Sitrede Libya, şimdi bir operasyon Libya'dan söz oluyor. Konusu. Sitrede çok önemli. Zaten bütün petrol bölgesi sitrede. Evet. Yani evet. Petrol onlar da. Orada. Bizim yani meşru hükümetin oraya girmesi isteniyor. Fransa ve Rusya blokaj koyuyor tabii. O da Mısır'la şey görüşmeler başlandı, Mısır'dan söylendi. Evet, o güzel bir şey, görüşüyorlar. Hayır, kötü değil. Ama evet, hep söylendi. Yani o kadar çok süreç yaşanıyor ki aynı günler içinde oluyor hepsi ve biz bir anda ne yaptı? Ayasofya tartışmasını yaşıyoruz bir anda. Aslında ayrıca içeride ne oluyor? Ekonomik anlamda ne oluyor? Bakın ekonomiyi konuşmuyoruz. Ama bütün bu halkalar sence bir şekilde AK Parti ile FETÖ'nün uzlaşması işareti mi veriyor, yoksa FETÖ'yü tasfiye işareti mi veriyor, yani PKK yaptı? Bakın Türk basınında dikkat edin, son dönemde Fethullah Gülen kötüdür
şey iyidir, çevresi kötüdür yazıları bile çıkabiliyor. Fethullah Gülen'den nerede sonraki gelen var? Mustafa Özcan var denilen mı? Şahıs var. Mustafa Özcan ikinci adam. Mustafa Özcan'ın aslında Fethullah'la kavga ettiği söyleniyor. Onu, evet, onları okuyoruz. Ve Fethullahçı, yani Fethullah'ı kontrol eden kuvvetlerle kavga etti. Fethullah'la kavga etmiyor. Dur da şimdi yani bir Mustafa Özcan iyidir. Diğerleri kötüdür. Yani bu bir görüşme mi, yani ne oluyor yani, bir görüşme mi olacak bunlarla? Hani arkasından şu. Bu FETÖ döneminin artık yaşamıyor FETÖ, olabilir FETÖ, mi? FETÖ döneminin en büyük şeyi neydi biliyorsun sen de, isimsiz ihbar mektupları. Evet. Hala sürüyor. O önemli, bakın çok önemli. Bakın, bir ayrıntı. Ben de var? Yaşıyorum şu anda, evet, perşembe günü şüpheli olarak ifadeye gidiyorum ben. Perşembe günü ifade vermeye gideceğim. Manisa'da 2019'da bir Ahmet Zeki Uçok'la yaptığım röportaj üzerine aynı gün bir ihbar mektubu isimsiz jandarmaya yollanıyor. Haberde şu, yazıda şu. Yargıda FETÖ'cüler hala var diyor Ahmet Zeki Uçok. İşte Danıştay'da şu olabilir diyor, şu olabilir. Yani rakamlar. İsim veriyor mu? İsim yok. İstatistik, isim yok. Hı-hı. Ve diyor HSK Başkanı, Ahmet Zeki Uçok'la ilgili dava yok, benimle ilgili var. İlgili bir şekilde. Bir isimsiz ihbar mektubu çıkıyor ortaya ve mektupta deniliyor ki Aytun Çelik'in yazısında vatan haini demiştir HSK Başkan Vekiline. Tırnak içinde şerefsiz demiştir. Var mı? Mektup var mı? Yok. Yazı da yazar mıyım ben? Zaten konuşurken bile söylemem yani. Ben niye söyleyeyim böyle bir şey? Bana ne? Ben siyaseten yazarım. Eleştiririm, eleştireceğim. Hayır yani, ben size şunu söylüyorum. Ve bu ihbar mektubu ciddiye alınıyor. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ivedi bir şekilde İstanbul'dan benim şüpheli olarak ifademi istiyor. Benim adım belli, sanım belli, Sözcü Gazetesi, yazar olarak yazı zaten koymuşsun diyorsun. İlk önce bir de şöyle yazmışlar, şüpheli firari. Bir de o var, firari. Firari misiniz? Tabii. Sonra da herhalde firari olmadım anlaşmış, aranmıyor. Garip bir durum var. Hayır, isimsiz ihbar mektupları sürüyor hala. Garip olan bu aslında, çelişki bu hala. Bunlarla hala yargı dizayn edilmeli. Biz isimsiz ihbar mektuplarını bunlardan biliyoruz. Almanya'daki toplantı o yüzden önemli. Türkiye'de FETÖ'ye karşı mücadele eden yazar, çizer, siyasetçi, asker üzerinde şikayet edin, ihbar mektupları hazırlayın gibi gibi kararlar alındı. Bu uygulanıyor. Türk Sağlık işte yaş öncesi dediğimiz süreç de buydu. İşte FETÖ, yani Hüseyin Likol'un haberindeki de buydu. Ben o yüzden diyorum, bir denklem değişiyor mu? Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan. Terkoğlu tamam tahliye edildi ama dava sürecek vesaire. Pehlivan içeride. Murat Ayrel'e FETÖ dönemindeki gibi Kudüs Okur çıkamıyordu, hastaneye gidemiyordu, öldü adam değil mi? Murat Ayrel bir aydır İş 30 dişi çökmüş durumda çocuğun ve 25 kilo vermiş. Şimdi yalvarıyor hastaneye çıkmak için. Bugün daha yeni bugün. Dün götürüyoruz dediler, cezaevine çıkarmışlar. 5,5 saat bekletiyorlar adam. Çocuk isyan ediyor adam orada. Beni götürün diyor, ben bari şeyde yaşayayım diyor. Koğuşumda öleyim diyor yani. Hücremde öleyim diyor. Tek başına kalıyor. Şimdi bu, peki ben, bu mesela, neyin intikamı? Neyin intikamı bu şimdi? Peki biz bunu nerede gördük? Bu mekanizmanı kesin olarak FETÖ diye tanımlı, Türkiye'deki böyle her şer odağını FETÖ diye tanımlar mümkün müdür? Hayır, ben FETÖ, bakın evet. Kripto dediğimiz şeyler ama FETÖ'nün ruhu iklimi bu dolaşıyor. Hani Marx'ın hayaleti dolaşıyordu ya Avrupa'da, komünizm hayaleti. Hala o ruhla hareket edildiği için ben burada rahatsızım. Yani veya hala ihbar mektuplarıyla, isimsiz ihbar mektupları, ya beni zaten çağırsa mesela, ben al, Veli tanımıyor mu adam, dayının casuslarını yazmış, ekranlara çıkıyor, buradayım şuradayım, al beni, al çağır beni, konuşayım ben sana. Ama sen bana firari, şüpheli, bilmem ne durumuna getirip bir de aç benim yazımı, oku yazımı da okumadan, yazımda ne şöyle yazıyor oluyor, benim isim var mı orada yani. Ayrıca ben şimdi mesela şöyle olacak, buradan en büyük sıkıntı şu: yargıda Fethullahçı var diyemeyeceğiz belki de bundan sonra. TSK'da Fethullahçı var diyemeyeceğiz bu ihbar mektubundaki soruşturmaya dönüştüğü için. Korkacak insanlar, ceza mı yerim diye acaba. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi ben o yüzden sıkıntının büyük olduğunu söylüyorum. Artı biraz önce, bir saat, yarım saat daha önce hocam şunu söyledi ama %95'i yurt dışında dedi. Ana kadron. Kim kaçırdı bunları? İşte hayır. Yani. 2013-17-25 Aralık'tan sonra başlayan, bizim daha önce aslında yapılması gerektiğini söylediğimiz ve sonrasında doğru olarak başlayan mücadelede bu adamların kaçmasını hangi manşetler sağladı?
Hangi gazeteler o manşetleri attı? Şu imam Kozanlı Ömer burada, bu burada, bu burada diyerek kim bunların kaçın? İşaretini verdi. İşaretini verdi. Peki. Ben şimdi sizin isminiz bir yerde yazılsa, bu adam buranın bir şeyidir denilse ne yaparsınız? Önleminizi alır mısınız? Tabii canım. Gittim. İyi, o zaman ekonomi konuşmaya devam edeceğiz. FETÖ çatı iddianamesinin ilk 70 ismi yurt dışında. FETÖ çatı iddianamesi. O iş kolay, temizlenmez o iş. Evet. Onun için uzlaşmaya gitme ihtimalleri korkutucu derecede yüksek. Ama bir 15 Temmuz gazetesini dinleyelim. Bir de bir şehidimizi analım. Ömer Halis Demir'i. Reklam, sonra kaldığımız yerden biraz ekonomi konuşacağız. Tayfun beni hastaneye taşırken hala arkamızdan ateş ediyorlardı. Biz biliyorduk vurulacağımızı. Ve bugün doktorların bile şaşırdığı halde ayaktayız yani. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, çatışmanın en yoğun olduğu anlarda milletinin yanındaydı. Arkadaşıyla en ön saflardaydı. Giderken de insanlar diyorlardı ki gitmeyin, vuruyorlar, öldürüyorlar diye söylüyorlardı. Genç adam FETÖ'cü hainlerin saldırısına uğradı. Darbeci hainlere 100 metre vardı ki bir yoğun bir ateş altına düştük. İlk önce yere yattık. Ayağa kalktığımızda tekrar koşmaya başladık onlara doğru. Ahmet Alkılıç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başından ve omzundan vurularak yaralandı. Ağır yaralanan Alkılıç'ı bir süre arkadaşı sırtında taşıdı. Biz biliyorduk vurulacağımızı. Tayfun beni hastaneye taşırken hala arkamızdan ateş ediyorlardı. Ahmet Alkılıç doktorların bile mucize dediği şekilde sağlığına kavuştu. Ben o günü özlüyorum. Yani bu Türk milletinin kötü günde nasıl kenetlendiğini, nasıl bir havada gidildiğini ben gördüm bunu. Şimdi sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. İnsanlar birbirinden uzak duruyor ama 15 Temmuz'da da insanlar iç içeydi. Genç, yaşlı, erkek, kadın, 7'den 70'e yüzlerce kişi. Bunları şefaatinden bizleri mahrum eylemesin. Kabrini ziyaret ediyor, karanfiller bırakıyor, dualar ediyorlar. Duyguluyum. Bu şehidimizin mezarını ziyaret etmek istedim. Ömer Halis Demir o kahramanlardan sadece biri. Onlarla gurur duyuyoruz. 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışmanın seyrini değiştirdi. Darbeci Semih Terzi'yi vurdu. Vatanımızı ayakta durmasını sağlayan kişiler onlar. Ardından da alçakların saldırısına uğradı. Şehit düştü. 4. yıl oldu. Bizim acımız yok, gururumuz aynıdır. O günden bugüne hiç unutulmadı. Genç, yaşlı, herkesin kahramanıydı. Anne ve babalar adını evlatlarına verdi. Bu vatan için bir tane asker yolladık. Bin dahasını yollamaya hazırız. Meydanlar, okullar, şehit Ömer Halis Demir adıyla yaşamaya başladı. Hain darbe girişiminin yıl dönümüne günler kaldı. Şehidimizin Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri ziyaretçi akınına uğruyor. Bu bayrağımız dalgalandığı sürece, bu şekilde böyle vatanını, milletini seven insanlar olduğu sürece bizlere hiçbir şey olmayacak. Karanfiller bırakıldı, dualar edildi. Bayramda masraflar arttığı zaman kredi nereden alınır? Bayramda kredi Finansçı'dan alınır. Aylık %0,84'ten başlayan faiz oranları ve 3 ay erteleme imkanıyla ihtiyaç krediniz QNB Finans Bank'ta. Siz de cep şubemizden, qnbfinansbank.com'dan ya da çağrı merkezimizden hemen başvurun, onaylanan kredinizi anında kullanın. QNB Finans Bank. İstanbul Sefaköy Floryaks'ında Açık Çarşı E5 Cadde Dükkanları ve Metro Dükkanları TOKİ güvencesiyle. Fırsat eşitliği için açık artırmayla satışa çıkıyor. AçıkÇarşı.org. Son başvuru 18 Temmuz.
Birazdan siyasete kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şimdi bir ekonomi molası verelim. Sevgili Doktor Rahmi İncekaray'ı epeydir de bekletiyorduk bağlantı için. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için efendim. Ben teşekkür ederim Vahva Hanım. Tarık Bey de Aytunç Bey de sizlere de iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Şimdi ben hızlıca şeyi sormak isterim. Bazı veriler var. Konut satışları iyi ama Merkez Bankası rezervleri cari açık. Sizden sonra ekrana grafiklerini de vereceğim. Genel anlamda ekonomi bu yaz aylarını nasıl geçirecek? Biraz Eylül'e Ekim'e doğru bazı sıkıntılar olabileceği endişeleri var. Ne diyorsunuz? Evet, aslında şöyle bir tablo çizmek lazım Ahu Hanım. Özellikle faizlerin düşük olmasının getirmiş olduğu bir ortamın içerisindeyiz. Ve bu ortamda da tabii ki yatırımla alakalı olan tercihlerinde ciddi anlamda değiştiğini gözlemliyoruz. Özellikle mevduat faizinin ciddi anlamda düşük olması ki enflasyonun epey bir altında seyrediyor. Dolayısıyla fazla mevduatta karlılık söz konusu değil. Diğer tarafta tabii ki tahvil ve bono gibi yatırım araçlarının da getirisi çok düşük, düşük faiz oranlarından dolayı. Diğer tarafta da baktığımızda özellikle döviz ve altında da vergi uygulaması sebebiyle yatırımcılar kendilerine iki tane yol seçtiler. Bir tanesi borsalar, diğeri de konut, araç gibi unsurlara, işte olaylara doğru yönelmeye başladılar. Dolayısıyla biz bunların aslında bir semeresini görüyoruz. Bu noktada şunu söyleyelim, özellikle borsa ile ilgili olanlar ve borsayı takip edenler borsaya akın ediyor. Ve ciddi anlamda yerli sayısının yabancı sayısını eşitleyip hatta biraz da öne geçtiği bir dönemden bahsediyoruz borsa açısından bakıldığında. Yani yerli yatırımcının sürüklemiş olduğu borsalarda rüzgar ciddi anlamda artış trendinde devam ediyor. Bir diğer tarafta da borsayla çok işi olmayan insanlar kendilerini bir anda konut stoğu da hazır fazla, düşük de faizler var. Haliyle bir tam konut alma sırası diyerek konuta ve otomotive yönlendirdiler. Bugünkü rakamlar aslında bunu gösteriyor. Ciddi anlamda bir konutta artış trendi söz konusu ve %200 gibi bir rakamdan bahsediyoruz ki bu aslında ciddi anlamda bir talep fazlasını da beraberinde getiriyor ve haliyle bu da fiyatlara yansımış oluyor. Tabii ki konut açısından bakıldığında faizden daha önemli bir şey var, o da fiyat. Çünkü siz isterseniz sıfır faizle kredi çekin, hiç önemli değil. Fiyat iki katına çıktıysa zaten ödeme şansınız çok daha fazla ve çok daha biraz daha sizin imkanlarınızı zorlayacak şekilde devam ediyor. Bunu da söylemekte fayda var. Tabii ki bu konut stoğunun eritilmesinden sonra bakıldığında sürdürülebilir bir durum olarak da karşımıza çıkmayacak. Onu da söyleyelim. Çünkü konut stoğu haliyle bir noktadan sonra bitmiş olacak. Ve tabii ki iki taraftan birine doğru hareket eden yatırımcı gözlemliyoruz. Bir diğer tarafta da şunu söyleyelim. Özellikle Fitch'in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklama vardı ki swaptan arındırılmış olarak Merkez Bankası'nın rezervlerinin brüt olarak 35 milyar dolara kadar indiğinden bahsetti. Dolayısıyla tekrar aslında Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili söylentilerin uluslararası medyada dolaşması Türkiye açısından pek olumlu bir tablo değil. Zira biz bunu Mayıs ayında yaşadık. Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili yaşanan problemlerden sonra özellikle Londra'dan da bir atak söz konusu olmuştu. Dolayısıyla bu söylentilerin tekrar ayyuka çıkması aslında Türkiye ekonomisi açısından çok iyi bir durum değil. Ödemeler dengesi itibariyle bakıldığında, yani dün açıklanan verilere baktığımızda da yine açık devam ediyor. Tabii ki biz bu aylarda hep özellikle hizmetler dengesiyle olayı toparlardık. Başta turizm olmak üzere, ihracat olmak üzere. Bu aylar itibariyle, yaz aylarını biz genelde cari fazla olarak ve cari açığımızı düzelterek geçirirdik. Ama bu yıl maalesef öyle bir yıl değil. Özellikle turizmle ilgili yaşamış olduğumuz problemler ve aynı şekilde pandeminin etkisiyle ihracatın da ciddi anlamda etkilenmesi, tabii ki hizmetler dengesinin de bu sefer açık vermesine sebebiyet verdi. Allah'tan petrol fiyatları tam istediğimiz düzeyde gidiyor. Hala çok yüksek değil. Dolayısıyla cari açımız körüklenmeden devam ediyor süreç itibariyle bakıldığında. Ben yaz ayları itibariyle bakıldığında Türkiye'nin özellikle Ağustos'un sonuna kadar, yani Eylül başına kadar olanki süreci yine bu şekilde devam ettirebileceğini düşünüyorum. Ama özellikle Eylül ayı itibariyle bakıldığında tekrar özel sektörün kısa vadeli borçlarının artmasıyla beraber aslında bir tekrar problemlerin baş gösterebileceği bir periyottan geçebiliriz. Ama yaz ayları itibariyle bakıldığında şu anda kağıt üstünde herhangi bir problem görmeden bu şekilde yatay bir seyrin olabileceğini düşünüyorum. Kısacık bir de şeyi sorayım efendim. Bu işte kredi erteleme, sicil affı, borçları şeye yayma. Şimdi ekonomi yönetimi bunları piyasaya para vererek veya erteleyerek birazcık öteliyor gibi gözüküyor ama vatandaş
sokakta enflasyonda bunu çok net hissediyor, işsizlikte bunu çok net hissediyor. Yani piyasa verileriyle yönetilebilir gibi gözükse bile reel ekonomide ciddi sıkıntı olduğu görülüyor. Bu ortaklaşacak mı? Bu hani bir tarafın iyileşmesi, öbür tarafın biraz kopup gitmesi, geride kalması meselesi. Aha, finansal piyasalarla reel ekonomi arasındaki makas çok ciddi anlamda arttı. Doğru. Herkes finansal piyasalar üzerinden kazanç elde etme yoluna gidiyorlar ama reel ekonomiyi biraz göz ardı ediyoruz. Çünkü biz her zaman şunu söyleriz, nakite ulaşan daha çabuk toparlar ekonomide. Dolayısıyla finansal açıdan bakıldığında toparlanma daha çabuk oluyor ama reel sektörde, reel ekonomilerde bu böyle hemen oluşmuyor. Yani baktığınızda bunun tedariği var, üretimi var, satışı var, kasaya parayı koyma var ve bunu tekrar ekonomiye kazandırmak var. Haliyle baktığımızda reel ekonominin biraz daha toparlanması uzun sürecek. Özellikle işsizlik çok ciddi anlamda bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bakıldığında iş aramayanlar ve mevsimlik işçileri de bir araya topladığımızda, yani geniş işsizlik tanımının yaklaşık %25'e ulaştığını söylüyoruz ve DİSK'in yapmış olduğu aslında bir anketten bahsetmekte fayda var. Zira işçilerin yaklaşık %40'ının düşük besinlerle hayatını devam ettirdiği ve işçilerin özellikle %25'inin de gelir kaybına uğradığından bahsediyoruz. Bu tabii ki tüketici anlamındaki talep tarafını ifade ediyor. Dün itibariyle açıklanan yine en iyi 500 şirketimize baktığımızda bizim FABÖK dediğimiz faiz, amortisman ve vergi öncesindeki kar durumlarında negatif olduğunu gözlemliyoruz. Yani bunun aslında nakit akımı açısından kar edemediklerini gösteriyor firmaların. Dolayısıyla bir tarafta firmaların kar edemediği, diğer tarafta da işçilerin gelirini kaybetmiş olduğu bir platformda talebi canlandırabilmeniz ve ekonomiyi tekrar harekete geçirebilmeniz ciddi anlamda zor olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer tarafta da sizin bahsetmiş olduğunuz gibi krediler var. Özellikle borçluluk oranlarının çok ciddi anlamda arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Tüm ülkelerin imdadına koronavirüs yetişmişti. Çünkü koronavirüsle alakalı olan süreçin öncesinde de borçlanma çok yüksekti. Özellikle şunu bahsedelim. Türkiye'deki kredi büyüme oranı çok ciddi anlamda arttı. %30'lardan bahsediyoruz. Ve yaklaşık bir ülkenin belki de 10 yıl boyunca büyüyebileceği bir kredi miktarı kadar Türkiye bir anda kredi büyümesine geçti. Ve bakıldığında kredi mevduat oranlarının tüm bankalar açısından bakıldığında %100'ün üzerine çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Ve işçi gelirlerinin bu kadar düşük olduğu, diğer tarafta ise firmaların karlarındaki erimeleri ve cirolarındaki kayıpları da göz önünde bulundurursak bu noktada öteleme şart olarak karşımıza çıkıyor. Zira hem vatandaşların hem de firmaların kredilerinin ötelenmesi ve buna ilişkin aslında BDDK'nın da bir kararı söz konusu oldu tam da bu noktaya temas ederek, hem bankaların özellikle bilançosunda yer alan sorumlu kredilerin düşmesi ve bu kredilerin yüzdürülmesi açısından çok önemli. Diğer tarafta da özellikle bireylerin ve firmaların ödeme gücüne tekrar erişebildikten sonra kredilerine devam edebilmesi oldukça önemli reel ekonomi için. Çünkü reel ekonomiler bu sefer faiz ödemeleri ve kredi ödemelerine yoğunlaşırlarsa maliyetleri daha da fazla artacak. Zaten istihdam konusunda problemler var. Zaten üretim konusunda problemler var. Bu sefer daha büyük problem yaşayacağız. Haliyle bakıldığında ben kredi ötelemelerinin mecburi olduğunu düşünüyorum özellikle. Zira biraz daha vatandaşın en azından temel ihtiyaçlarını karşılaması, firmaların da en azından kendilerini toparlayabilecek kadar ki bir süreçte en azından bu kredileri ödememesi ekonomiye çok ciddi anlamda bir katkıda bulunacağını düşünüyorum. Ben aslında BDDK'nın bu noktada bir hamle yaptığını ve bu hamlenin de bir an önce yürürlüğe girerek hani uygulanması gerektiğini düşünüyorum ki tam anlamıyla bir isabet sağlansın. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok uzun süre beklettik ama bugün biraz siyaset konuştuk, siyasete daldık. Çok teşekkürler sevgili doktor Rahim İncekar'a. Önemli veriler. Birazdan onları ekrana grafikle de getireceğiz. Kolay gelsin hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Biz sohbetimize geçmeden de az evvel bahsettiğimiz iki konu, faik öztraktan işsizlik konusunda bir açıklama var. Sayın Bakan'dan da kredi yapılandırma, esnaf kredi yapılandırması konusunda bazı açıklamalar var. Hızlıca onları da bir izleyip yorumlayalım. Tek bir ayda, sadece bir ayda 968 bin kişi işinden ayrılmış. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı. Ana muhalefet gerçek sayının gizlendiğini öne sürdü. CHP sözcüsü Faik Öztürk, işsizlik oranının yükseldiğini savundu. Ülkenin gençleri heba alıyor dedi. Bıraktık 2,5 milyon kişiye yeni istihdamı. Bu beceriksizlerin elinde işi olanlar da işini kaybetti.
gerçek işsiz sayısı 10 milyon 221 bine çıktı. Bu rejim 10 milyon 221 bin yurttaşımıza daha yaşarken kıyameti yaşatıyor. İşsizler ordumuzun sayısı dünya üzerindeki 104 ülkenin nüfusundan fazla. Ve çok daha acısı, bu liyakatsiz kadroların elinde koskoca bir genç kuşak heba edilmek üzere. Vermiş olduğunuz destekler için kurumlarınız adına teşekkür ediyorum. Müjdeyi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan verdi. Esnafın takipteki kredileri yapılandırılacak. Bakan Pekcan yazılı açıklama yaptı. 30 Haziran'dan önce takibe alınan kefalet kooperatifi kredileri taksitlendirilecek. Bu tarihten önce kredisi takipte olan 220 bin esnaf bulunuyor. Borç miktarı ise 2 milyar lira. İyileştirmeyle yaklaşık 322 milyon liralık gecikme faizi silinecek. Yapılandırma için kredi kefalet kooperatifine yazılı olarak başvurulacak. Konut satışlarındaki artışı Sayın Berat Albayrak büyük bir, hani anladığımız kadarıyla, başarı hikayesi olarak paylaşıyor. Neler yapabileceğimizin ufak fragmanını gördük diyor, ama bunda balon tehdidi görenler de var, bayağı ekonomistler. Hani stok edildikten sonra bu... Bir şey ilave etmek istiyorum. Bir de bu Rus devresinde galiba 3 asker yaralı, onu da yorumlarız birazdan, ama buyurun efendim. Şimdi konut şeyini ben kendi çevremde de görüyorum. Ha. Gerçekten yani, hatta biz şimdi kendi binamızı cephe mepe ya da onarım yaptırıyoruz. O süreç içindeki talepler gerçekten canlandı. Ama ben başka bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Kanal İstanbul projesinin ön anlaşmaları imzalandı. Para bulmakla da ilgili bir sorun gözükmüyor. Ve Kanal İstanbul projesi bence, yani şimdi tartışılacak diğer yönleri çok var tabii, ama çok büyük bir istihdam alanı yaratacak belli bir dönem için. Yani biraz onu tartışmak lazım. Yani o hemen sıcak gündem olarak değil de şimdiden tartışmaya başlamak lazım. Ekonomideki dengeleri bir iki faz öteleyebilir yani, pozitif manada baktığınız zaman. Yani... çok büyük çevre yıkımı getirebilecek. Tabii yani o yönler istihdam evet. İçinde yani hani böyle bir formül artık yani şu anda hep böyle, şu anda hep böyle gelişti. Yani Türkiye'deki biliyorsunuz yani hep daha çok inşaat sektörü, ama en çok tabii üretim ve istihdam odaklı Orta Anadolu KOBİ'lerin desteklenmesi falan konuları, onun ihracat alanları. Tabii şimdi Batı'yla olan ilişkilerimiz falan, bu ihracatları falan nasıl etkiler, nasıl etkilemez? Mesela Birleşik Arap Emirlikleri, o bölgedeki talepler duruyor belli bir noktada. Ama Almanya ve Avrupa Birliği şu anda iyi. Ama Kanal İstanbul bence önemli bir faktör. Yani bu sistemin yürütülebilmesi açısından önemli bir şey, o da enstrüman olarak duruyor önümüzde. Çok tartışmalı değil mi efendim? Yani Katar Emiri'nin annesi satın almış. Şimdi bugün gazetelerde başka isimlerin de manşetlerde. Yani işte parayı nasıl çekeceksiniz oraya başka türlü? Para çekmek mi, artık vatan toprağını satmak mı? Yani iş yani buna gidiyor. Egemenlik denince Ayasofya, ama vatan toprağı satmaya gelince kimsenin hesabı olmuyor yani nedense yani. Yani biliyorsunuz o vatan toprağını satma meselesi İsmet İnönü, Adnan Menderes, İstanbul'a gelen tartışma konuları. Oralar çok tabii şey konular ama. Peki siz bilirsiniz yani. İstanbul'a yok, ben de, biz de bilmiyoruz. Büyüklerimiz yani, hani muhafazakar yani. Sağ bilen büyüklerimiz, abilerimiz sizin bir isimlerde. Her seferinde Adnan Menderes'i önümüze getirdiler. Yok, nedense yani. Ben bunu sadece yani bir fotoğraf olarak koyuyorum. Yani. O fotoğrafı da tamam, sonra deşeriz. O da benim için bak buydu. Birkaç tane hızlıca grafiğim var, onları vereyim. Sonra minik bir reklam arası ve artık son bölümümüz. Borçlanma meselesiyle ilgili bazı haberler var. Bugün ekonomide biraz son bölüme bıraktık. Yarın Emre Hoca'ya var gene, ama 1 lira için tekrar 2 lira borçlandık. Hazinenin iç borç çevirme oranı %196 ile tarihi rekorunu kırmış. 296 milyar lira olan kamu borç stoku 2020 yılı ilk çeyrekte 782 milyar liraya çıkmış. CHP milletvekili Özgür Karabat'ın bilgisi ve paylaştığı rakamlar. Bir diğeri, devler de borçlu. Sadece biz ve kamu değiliz. Vatandaş zaten borçlu da sanayinin devleri. Az evvel Rahmi İncekar altını çizdi. 500 büyük sanayi kuruluşun finansman yükü hafiflemekle birlikte kaynak yapısındaki bozulma sürüyor. Borç öz kaynak oranı geçen yıl %240'a ulaşmış. Yani öz kaynağının en az katı kadar borcu var. Bu en büyükler bile bu durumdaysa. Nasıl borç alabiliyorlar peki? Yani normalde öz kaynak oranı vardır borç verme kriterlerinde.
uluslararası finans sisteminde, Türkiye'deki bankacılık sisteminde bağlı olmak zorunda. Bence dışarıdan buldukları için. Yani, bir de burada şey var. Mesela Anadolu'daki KOBİ'lerin ilk büyümediği sene olmuş. 2019 bile çok bu. Önemli. 2020 bence en önemli ayrıntı o. Evet. Sıkıntılı kısım o. Yani büyük şehirlerdekiler zaten bir şekilde idare Anadolu ediyor Anadolu çocuklarının en önemli enstrümanıdır Anadolu KOBİ'leri. Yani doğru. Asıl güç odur yani. Doğru. Değer açısından da öyle. Cari açık rakamlarıyla az evvel sevgili Rahmi İncekar'ın altını çizdiği iki tane grafiğim var. Onları da vereyim. Brad Setzer dün attı bunu. Diyor ki bu cari açık rakamı artık dünyanın finanse etmekten hoşlanmadığı bir noktaya gidiyor. Biraz swaplar vesaireler var ama kim diyor. Kim bu Brad Setzer? Council on Foreign Relations, dış ilişkiler konseyinin ekonomisti. Ha, yine de yönetebilir ama çok riskli seviyeye doğru gidiyor diyor. Bir de Merkez Bankası'nın bilançosunun grafiğini paylaşmış. Bu geçen hafta bizim Emre Hoca ile de göstermeye çalıştığımız bilanço grafiğiydi. Sabit varlıkları ve altın siyah çizgi, oradaki düşüşler, forward adjusted dediği ileriye dair işte swap'tan arındırılmış etkiler filan, rezervler böyle aşağıya doğru inmekte. Bunlar da bugünün ekonomi notu olarak kayda geçsin. Minicik bir ara daha verip artık toparlayalım. Ekonomi sürecimizin biraz yazı böyle geçirebileceği ama Eylül'e doğru biraz daha hani hem kurda hem diğer sıkıntılı noktalarda düzeltmeler yapılması gerekeceği anlaşılıyor. Alttaki az evvel paylaştığımız bilgi önemli. Rus-Türk ortak devriyesine bir saldırı bilgisi gelmişti. 3 Rus askerinin yaralandığı haberi var. Şimdi bunlar enteresan zamanlamalı, enteresan gelişmeler. Yani ben biraz önce onu söyledim. İdlib'de ne oluyor derken o M4, M5 devreye atarken orada daha önce de sorunlar yaşanıyordu. Bugün şu anda bunun gelmesi çok önemli. Orada çünkü iki grup özellikle bu HTŞ dediğimiz yapı, Heyet-i Tahrir Şam'la Hurasdin arasında bir savaş yaşanıyordu. Bu HTŞ'nin Cevlani denilen kişi, lideri, Amerika ile çok yakın ilişkileri olan bir şahıs. Dönüşüyor filan diye okudum ben işte, bunu. Amerika bunları dönüştürüyor. Jeffrey bunları içeride mücadele eden adamlar olarak görüyor. Dışarıda bir sorun yaratacak kişiler olarak görmediğini açıklamıştı bu HTŞ için. Ve HTŞ de şu anda işte o bölgede çok ciddi bir şekilde hareketlilik içinde olan yapı. Burada ya her örgüt yapmış olabilir ama HTŞ değil sadece, ama HTŞ orada hakim. M4, M5'in. Hurasdin var. Onlar da. Ama bu dün Suriye ordusu bir iki gün önce bombaladı ya, demin konuştuk. Onun belki karşılığı olarak olabilir vesaire. Ama sonuçta bizim devriyemiz. Tabii yani Türk-Rus. Bizi sorumlu tutuyorlar yani. Bizi sorumlu tutmaya çalışacaklar yine vesaire. Biz orada mücadelemizi veriyoruz, savaşımızı veriyoruz vesaire, ama sonuçta böyle bir süreç. Yani esas gündem hani ekonomi, Suriye gibi esas gündemler var. Yani biz başka bir yerlerdeyiz, ama bir taraftan da biraz önce Rahmi Hoca'nın söylediği şey vardı. Diskin raporu. Ben geçen hafta yazdım onu. O çok önemli bir rapor. Covid'de işçiler ne kadar etkilendi diyor. 13 milyon kişi istihdam ve iş sorunu yaşadı diyor. 13 milyon kişiden bahsediyor. Yani şimdi büyük rakamlar var ortada. Yani konut alınmış, ipotekli alınmış, bir şeyle alınmış, şu kadar artmış, %1240-80 bilmem ne desinler bize, ama sokaktaki yansıması bambaşka bir hayat var ya. Ya bu hayatı da yaşıyoruz zaten. Yani pazara çıkanlar bile artık, hani marketler pahalıydı ya, pazar da pahalı gelmeye pahalı başladı insanlara. Yani. Bunu yaşıyoruz çünkü gidiyoruz, pazarlara da gidiyoruz, geliyoruz. Bir geçiyoruz. De bizim turizm gelirimizin şeyi var yani. 35-40 milyar dolarlık bir turizm geliri şu anda sıfıra yakın bir süreç yaşanacak burada. Şimdi bunu arttırmanın tek yolu üretim ekonomisinden geçecek. Tarıma yani, yönelmekten geçecek. Şu anda geçecek. İç turizm bayağı canlandı yalnız. Çok bayağı canlandı. İç turizm. Evet. İç turizm fena çok değil orada ama onun da yüksek olduğu ve yani birazcık tabii hani döviz, sıcak döviz ihtiyacı var memleketin. O doğru, onu söylemiyorum ama ekonominin sıcaklığını koruyabiliyor iş turizmdeki, çok hareketli yani. Şu an bütün boş yerler yani doldu, yabancılar yerine bizim yer turist gidiyor tabii.
daha az evet. kapasiteyle şey olduğu evet. için aslında fena da değil. Yani turizm kendini birazcık ama burada artık ekonomik modeller vesaire her şeyin tartışılacağı döneme girdik. Yani bu üretim tarımdan o topraklar var vesaire hiçbir şekilde kullanılmayan ve kendisi vazgeçmek zorunda kalmış çiftçiler şehirlere gelmişler, tekrar dönebilirler. Yani bunlar çok net politikalar var ortada ama hala biz başka bir yerlerde yürüyoruz gibi geliyor. Ama yarın 15 Temmuz her şeye rağmen Fethullahçı Gladio ile mücadelemiz sürecek. Gazeteci olarak sürecek, vatandaş olarak sürecek. Evet, tabii. Türkiye'nin yurtsever savcıları, askerleri, emniyetçileri, siyaseten kim yapıyorsa zaten bunun yanındayız, destek vereceğiz. O yüzden 15 Temmuz'un 251 şehit, 1069 gazi bunları unutmamak gerçekten gerekiyor artık. Çünkü bu topraklardan başka bir topraklarımız yok. Yine biz bu topraklarda farklı fikirleri konuşacağız, tartışacağız ama o demokrasi içinde, o özgürlükler içinde tartışacağız. Esas olarak bu. Ama bir yüzleşelim diye de konuşuyorduk değil mi Tarık Bey? Yani evet. iyi kötüden ayırma. Ya hep konuştuğumuz işte yıllarca ben KHK mağdurlarının işte bu soruşturma geçirip aklanıp bir türlü devlete dönemeyen veya iş bulamayan insanlarımızın haberlerini yaptık. Burada konuştuk tartışma programlarında. Onu onarabilecek mi devlet yoksa giderek şimdi, daha küçülüp kapanıp yani içine? Yani şöyle yani biz şimdi akademik konsept olarak da dünyada bir içselleştirici siyaseti takip eden kanat da var. Bir de dışlayıcı siyaset. Yani artık ideolojiler dönemi falan pek kalmadı. Yani İslamcılıkta da mesela Tunus'taki Gannouchi gibi bir adam yani iktidarı kazanmasına rağmen bıraktı parlamento başkanı mesela tercih etti falan. Yani şimdi içselleştirici siyaseti tercih edersek 15 Temmuz'un oluşturduğu yaraları ya da Ayasofya'nın açılışını bir toplumsal bir birlik, bir geleceğe yürüyüş şeyine de çevirebiliriz. Ama yani dışlayıcı siyaset tabii maliyeti kısa vadeli maliyet daha düşük, daha sonuç alıcı bir şey. Ama uzun vadede çok sıkıntılı. İçselleştirici siyaset kısa vadede sıkıntılı olsa bile uzun vadede çok getirileri var. Yani devlet yönetenlerin, siyasetçilerimizin, muhalefetin dahil olmak üzere ben yani içselleştirici bir siyaseti uygulamaları, bunun pratiklerini yapmalarını ve bunun teorisinin arka planını da inşa etmelerini beklerim yani. Ama bu hani bu siyasi ortamda mümkün olabilecek bir şey. Çok önemli bir tespit. Tabii, kısa vadeli, süreçte belki kazanımlar olacak bunun ama uzun vadede kutuplaşmayı daha da arttırabilecek bir süreç yaşıyoruz. Yani daha bir ülke düşünün ki kurucusuna bu kadar hakaret edilen, bu kadar ama yani başka bir ülke dünyada yok bakın. Hiçbir ülkede, Amerika'da var mı? Amerika'nın kurucularına böyle kendi vatandaşlarının bu saldırısı. Ya hala Rusya'da Stalin'i anma şeyleri, toplantıları yapılabiliyor. Hayır yani doğru veya yanlış ama sahip çıkıyorlar kendi açısına, saygı duyuyorlar. Burada kurucu değerine bu kadar saldıran bir şey olmasına rağmen biz hala ayakta durabiliyoruz. Yani şimdi ben bu manada kutuplaşmanın yani şunu sözümü kestim de hayır. Yani mesela yani Abdülhamit ile Atatürk'ü yani Abdülhamit'in de hataları var tabii çok hataları eleştirin. Yani Atatürk de hatasız değil ama yani sonuç olarak bu ülkenin kuruluşu, bu sürece bu reformların yapılışı falan filan hepsinin katkıları var. Yani şimdi birbirlerini niye düşman ilan ediyoruz? Yani niye birimiz ocu oluyoruz, niye birimiz bucu oluyoruz? Abdülhamid'in hataları çoktur, Atatürk'ün hataları azdır, daha liderdir, daha şudur budur falan. Ama yani başta tarihi yazılımında bunları düzeltmemiz lazım. Yani niye? Peki, burada da hani muhafazakar taban bir şey koyma ihtiyacı duyuyor efendim Atatürk'ün karşısında. Şimdi muhafazakar tabanın tabii hataları çok ama muhafazakar taban da yani dışlayıcı bir reform hareketine karşı o verdiği bir tepki olarak da görmek lazım. Yani muhafazakar tabanı zor oyunu bozar diye bir laf vardır. Yani muhafazakar tabanın tabii duygusal ve irrasyonel tepkileri var ama yani onların da yaşadığı baskılar oldu. Yani onların temsil eden değerlerin ve şeylerin baskıları da oldu. Yani niye bugün işte gerçekler ya da ekonomik gerçekler ya da demokrasi, insan hakları, hukuk üzerinden tartışmıyoruz da çok imajinal, çok soyut duygular üzerinden, tanımlar üzerinden tartışıyoruz. Yani kimse şeyine bakmıyor. Çöpçü Ayasofya'nın açılışından bahsediyor. Mesela çöp döken çocuk mesela. Bir karikatür gördüm. Yani ya şimdi bunu tek tarafı yığmamak lazım. Yani biz aynı toplumun çocuklarıyız. Yani birbirimizin birbirimizden farkı yok aslına bakarsanız. O açıdan baktığım zaman öz eleştiri ilk önce kendimize vermemiz lazım.
Sonradan da ben kendi kendime öz eleştiri veriyorum. Ama beklerim ki Türk solu da diğer şeyler de kendi kendine öz eleştiri versin. Yani çok sorunlar var ama hepimiz aynı toplumun çocuklarıyız. Yani sorunlara kendimizden başlamamız lazım. Ama hak veriyorum. Sizlere de katılıyorum tabii. Yani ben Türkiye'de bir algı operasyonuyla Türkiye'de muhafazakar kesimin üzerine büyük baskılar yapıldığını, yıllarca bir algı operasyonu olduğunu düşünüyorum bunu. Özellikle 1940'lardan sonra Türkiye'de muhafazakar kesimin değil, Türkiye'deki sol, sosyalist, Alevi ve kendi kimliğiyle Kürt olan kesimlere karşı büyük bir baskı yapılmıştır. Ama, İslamcı kesimler hep iktidardaydı aslında. Mikrofonu azıcık yukarı çeker misin? Mikrofon yukarı. Yok. Ya şunu unutmayın. Bakın, buyurun. Şunu ben önemli bir konu. Türkiye'deki siyaset insan unsur üzerinden yapılıyor. Bugün Türkiye toplumunun, Türk halkının çoğu muhafazakardır, sağcıdır. O değerlere sahip. Onun için siyaset onun üzerinden kolay yapılıyor. Türkiye'de hep iktidarlar sağa geldi. Evet. Sağdan geldi. Yani şimdi... Hayır, ben baskı anlamında söylüyorum. Bakın, halkın şimdi... desteği var bir gerçek. Mesela Sayın Erdoğan durmasının en önemli, güçlenmesinin en önemli halk desteğinin olması. Evet. Halk desteğin oranı değiştiremiyor muhalefetin bütün çabalarını. Hayır, hayır. Burada ben size en fikrim. Bakın, varoşlardan, biraz önce dediniz ya. Mesela şu çok basit, kıtır, hep konuşuruz onu biz. Bir dakika. Bakırköy, Kadıköy, işte o Etiler, Şişli, Beşiktaş falan. CHP orada kazanıyor. Hizmet olsa da olmasa da veriyor. Kim olursa sadece ceket koyuyor, veriyor. Ama bir taraftan yoksul varsa, yani bir daha kesimler, o dar gelirli insanların oy verdiği ilçelerde hep Adalet ve Kalkınma Partisi veya Refah Partisi ile başlayan bir süreç aslında. Neden? Aslında sol şunu anlamadı. Bir, sınıfsal bir kavga sürüyor ve buraya inemedi. Yalnız belediyeler evet, elindeyken bile inemedi. 89'da aslında evet. Türkiye'ye tekrar o muhafazakarlıktan çok daha başka bir yere gidebilirdi. O politikalarına bir. İkincisi de benim görüşüme göre Mustafa Kemal'in Cumhuriyet devriminden vazgeçtikleri için şu anda başka bir yerdeler. Yani CHP şu anda CHP değil, acaba bunu da görelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi değil, Altı Ok diye bir şey yok orada artık. Ama devrimlerin ben hala, yani devrimlerin hala devam etmesi ayrı bir tartışma konusu mu? Devrimler o dönem için tartışamayız tabii 30'lu, 20'li, 30'lu yıllarda ama yani aynı devrimlerin, ya bugün dini kavramların bile yorumlanması söz konusu. 21. yüzyıl emperyalizm çağında, yani emperyalizm şimdi... çağında bağımsızlık vurgusunu esas buradan başlarsak orada sonrasını konuşuruz. Yani harf, ben şunu söylemiyorum. Şapka takacaksın, tabii, şunu yapacaksın, anladım, onu demiyorum. Anladım. Çok o sembolik şeyleri söylemiyorum. Ekonomide halkçılık, bağımsızlık, tabii, onlardan bahsediyorum. Mesela sorun Mustafa Kemal buydu. Tabii. Ama ortak zemin arayışları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da AK Parti'nin Yusufeli İlçe Kadın Kolları Başkanı, selde vefat eden Müşerref Sönmez ile eşi Mustafa ve oğlu Salih'e başsağlığı dilemiş. Bunlar siyasette görmek istediğimiz hareketler. Evet. Hepimizin canı yandı çünkü. Yani Meral Akşener Sivas'ı andı diye Meral Hanım'a solcu falan demeye gerek yok. Birileri yazıyor. İnsan olduğu için herkes Sivas'ta da, Başbağlar'da da, hepsi yaşanan katliamlarda hepsi bizimdir, hepsi diyebileceğiz. Veda ederken yarın yine 15 Temmuz konuşacağız. Ama şimdi yavrularını kurtaran bir kedinin hikayesiyle veda edelim. Yere bırakarak onu izlemeye başladı. Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açılırken ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak. Peki Ayasofya kararı hangi ülkeyi neden rahatsız etti? FETÖ'yle mücadele, hain darbe girişiminin üstünden 4 yıl geçmesine rağmen aralıksız devam ediyor. Küresel güçler FETÖ'yü neden koruyup barındırıyor? FETÖ yurt dışında kimlerle işbirliği yaparak Türkiye'ye karşı kara propaganda çalışması yürütüyor? Doçent Doktor Yusuf Özkır'ın moderatörlüğünde uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi uzmanları Doktor Hüseyin Alptekin, Doçent Doktor Veysel Kurt ve Doktor Ali Aslan'la Kritik'te yorumluyor. Kritik bu akşam 21.30'da TV100'de.